live it. Handle your business. I'm never scared with no fear. I'm well aware. I stay ready. Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik, size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir. En son ne zaman hayal kurdunuz? Hiç bilmediğiniz bir şehri gerçekten yaşadınız mı? Ya da sevdiklerinizle kusursuz manzaralarda fotoğraf çekildiniz mi? Seven Air Travel'la dünyanın her yerine keyifli yolculuklar yapmanızı sağlıyoruz. Belki ilk değiliz ama en iyisiyiz. Bilinmeyeni keşfedip güzelliğinin tadına birlikte varıyoruz. Sınır tanımaz bir coşkuyla sizi, diğerlerinin imkansız dedikleri lokasyonlara güvenle uğurluyoruz. Seven Air Travel'la dünyanın her yerinde tatil yapabilmenizi kolaylaştırıyor. Beklentilerinizin ötesinde hizmetler sunuyoruz. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Seven Air Travel. Dünya sizi bekliyor. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracaksın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Ercan Tan Grup, 444-46-66. Sağlı sigorta yanımda. Bireysel ve kurumsal sigortacılığı tek bir uygulamaya sığdırdık. Dağlı Sigorta mobil uygulamasıyla sigortanızı kolayca satın alabilir, poliçelerinizi görüntüleyebilir, prim ödemelerinizi yapabilir ve hasar işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bunlarla sınırlı değil. Şubelerimize ve acentelerimize yol tarifi alabilir, anlaşmalı kuruluşlarımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bitmedi! Önemli telefonlara ve nöbetçi eczanelere de uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Hemen uygulama marketinize girerek Dağlı Sigorta uygulamasını indirin, bireysel ve kurumsal sigorta işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirin. Dağlı Sigorta mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. LX Exchange Office en avantajlı fiyatlarla döviz alım, satım işlemlerinde hizmetinizdeyiz. Metehan Kiler Süpermarket yanındaki ofisimizi hafta içi her gün ve cumartesi 8-20 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Döviz işlemlerinizde doğru adres LX Exchange. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı mağazası Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor. Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı lezzet olan Ece Bakliyatları değişen dağıtım ağıyla tüm seçkin marketlerde. Tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle Ece Bakliyatları siz değerli halkımıza artık daha da yakın. Ece Bakliyatları tüm seçenekleriyle raflarda. Unutmadan taklitlerimizden sakının ve orijinal paketlerinizi sorgulayın. 30 yıllık lezzet tercihinize Entam güvencesiyle devam edebilirsiniz. Siz değerli halkımızın desteği olmasaydı bizler de olmazdık. Ece Bakliyatları
tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle. Vejeteryan Restoran, Bella Pais yolu Girne'de. Paket servis için telefon numaramız 0533 862 50 50. Günaydın güzel ülkemin güzel insanları, günaydın Kıbrıslılar, günaydın Sin TV izleyenleri ve 98.6 ile 89.5 FM bandı üzerinden radyoları başında bizi dinleyen herkes. Efendim, hepinize çok güzel bir gün dileyerek programımıza başlıyoruz. Sertat Serdar'a da günaydın diyoruz. Şerife ve Turgay Derya'ya, Rahme Beyoğlu, Arif İlker Miralay, Aziz Alper, Celal Uricina, Celal Harun, kaçtı bizim şey, bir dakika geri alayım. Celal Harun, Erdinç Ökten, Mehmet Uluçaylı, Adnan Çamel, Nazimen Albant, Arif Özyaprak, Digomo'dan günaydın dedi bize Arif abi. Metin Maraşalı, Mustafa Taşpınar, Mustafa Denizer, Guten Morgen, Cem Dana, Günaydın Umarım, Münise İlhan Erhalat, Cemile Canaş, Çatalköy, Halil Tacan Skordo, Emine Ferit Özuçar ve Dilek Server hocamız günaydın, iyi yayınlar demiş. Biz de herkese günaydınlarımızı iletiyoruz. Akşam Gazeteciler Birliği'nin yıl sonu resepsiyonu vardı. Çok güzel, bol katılımlı gerçekleşti. Katılan herkese, arkadaşlarımıza, meslektaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Türkiye Büyükelçisi de katıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi
Genel Başkanı Tufan Erhürman ve Genel Sekreteri Asım Akansoy, bazı vekillerimiz de oradaydı CTP'nin. Hüseyin Küçüksu'ya da günaydınlar diyorum. Akşam CTP'li vekilleri ve genel başkanı gördüğümde, bazen biraz sonra bir CTP'li vekil bizim konuğumuz olacak, Devrim Barçın. Bugün Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin 53. yıl dönümü. Ayşe Latif Sinde'den günaydın. Nazimen Alban, Cengiz Gusela, Aziz Alper, Hüseyin Küçüksu günaydın. Cumhuriyetçi Türk Partisi 53 yıldır bu ülkenin en önemli siyasi partilerinden biri, belki de birincisidir sevgili Pınar Büyükhüseyin ve İzzet Kahraman. Buna nasıl kanaat getirdim veya nereden nere böyle bir yargıya vardım? CTP'li olduğum için veya filanca partiyi desteklediğim falan. Yok, hiç alakası yok. Benim çok yakın arkadaşlarım olduğu gibi CTP içerisinde, başka partilerde de vardır. Demokrat Parti içerisinde kardeş gibi gördüğüm insanlar vardır. Yeniden Doğuş Partisi içerisinde çok sevdiğim insanlar kesinlikle çok fazladır. TDP çok önemlidir, arkadaşlık. Önemli olan siyasi partinin hangi parti olduğu, hangi kişilerin orada olduğu değildir. En yakın arkadaşlarım Ulusal Birlik Partisi içerisindedir. Herkes bu meslekten dolayı benim çok saygı duyduğum, çok sevdiğim ve gerçekten inandığım insanlar olabilir. Ama kişisel ilişkiler bir partiyi eleştirirken öne çıkmayabilir. Ben her zaman söylerim. Hüseyin Özgür Gün ve Derviş Eroğlu benim için çok farklıdır kişi olarak. Onları çok severim. Çok özeldir benim için Hüseyin'in dostluğu, arkadaşlığı Hüseyin Özgür Gün'ün. Bugün de medyada haberleri var. Dün yanlış hatırlamıyorsam Kıbrıslı internet sitesi yayınladı. Ben Haber Kıbrıs'ta gördüm haberi ama Hüseyin konuştuğu, eleştirdiği falan okuyacağız biraz sonra. Ama Cumhuriyetçi Türk Partisi bu akşam 53. yılını bir resepsiyonla kutlayacak. Neden Cumhuriyetçi Türk Partisi diğerlerinden çok farklıdır? Bir kere Cumhuriyetçi Türk Partisi demokrasi, barış ve emek yürüyüşünde 53 yıldır yalpalamamıştır. Ha, Cumhuriyetçi Türk Partisi'nin hiç mi eleştirilecek yanları yoktur? Hiç mi kişisel bir takım kavgalar olmamıştır? Hiç mi kir olarak kabul edebileceğimiz şeyler olmamıştır? Elbette olmuştur. Elbette birçoğumuzun işte CTP'ye bu olmadı, yakışmadı dediği, özellikle belirli bir dönemde bazı şeyler, bunları ben de yazdım, inkar etmiyorum söylemek olarak. Ama farkı anlatmaya çalışıyorum. Fark şu. Örneğin sağ kanadın veya merkez sağın en önemli partisi Ulusal Birlik Partisi. Hüseyin Özgür Gün konuşuyor. Kendisine nasıl entrikalar yapıldığını, Ersin Tatar'ın neler yaptığını, Ünal abinin nasıl geldiğini falan filan derken, partide kurultay tarafından seçilen genel başkan bir kenara atılabiliyor bu partide ve kimse buna bir şey söyleyemiyor. Ve birilerini bir makama rahatlıkla getirebiliyor. Yani şöyle bir şey söyleyeyim. Ben çok zengin bir iş insanıyım ve CTP'liyim. Gidiyorum Tufan Hoca'yla görüşüyorum, Asım Akansoy'la görüşüyorum, genel sekreterle, ve diyorum ki ikisine, bağın bura, bende para çok. Beni bu partiye genel başkan yardımcısı yapın. Ve ertesi gün Tufan Erhürman televizyona çıkıyor. Sim TV'de sevgili Mail'in programında diyor ki işte bu zengin arkadaşımızı biz partimize genel başkan yardımcısı yaptık. Siz
normal bir partili olsanız böyle bir durumda kusar mısınız? Affedersiniz, kahvaltıda olanlar var. Kusmaz mısınız? Şimdi ben bugün burada Fikri Ataoğlu, Serhat Akpınar başta olmak üzere, yani Demokrat Parti Genel Başkanı ve Genel Sekreteri başta olmak üzere diyorum ki çıkın ve bu toplumdan özür dileyin. Çünkü siz böyle yaptınız. Siz böyle yaptığınız için ne oldu? Akşam Redif Nurel çıktı bir televizyona ve dedi ki partimin genel başkanıyla bir vekili benden rüşvet istediler dedi. Partiye bakın. Bu adam genel başkan yardımcısı yapıldı. Redif Nurel. Beni hiç ilgilendirmiyor. Redif Nurel kişi olarak yakından tanıdığım bir insan değil ama bu ülkede gerek futbola gerek kendi meslek hayatında işler yapmış bir insandır. Yani Yeşilova'mızın başkanıdır hala bildiğim kadarıyla. Şimdi sorun kişiler değil diyorum sizlere. Çünkü bu insanların hepsi bizim içimizdendir ve bizim hepsi kardeşimizdir. Gerçekten öyledir. Gerçekten öyledir. Ben Fikri Ataoğlu'nu son derece sıcak, son derece yakın bulurum kendime ve çok severim. Ve yüzüne de söylerim, arkasından da söylerim. Şakasını bile yaparım burada. Ama parti disiplini diye bir şey kalmamıştır Demokrat Parti'de. Genel başkan yardımcısı yapılmış ve sonra partiden ayrılmış kişi ve o dönemde iki kişiyi genel başkan yardımcısı yapmışlardı. Nasıl? Herhangi bir kurul falan seçim. Yo. Fikri Bey gel dedi, geldiler. Otur dedi, oturdular ve genel başkan yardımcısı oldular. Çok değerli insanlar, çok efendi, beni ilgilendirmiyor bu abi. Ama işte demokrasiyle peyniri karıştırmamak lazım. Peynir peynirdir. Hellimi de peynirle karıştırmamak lazım. O ayrı bir olay. Ama böyle bir parti olmaz. Benden rüşvet istediler, ben de vermediydim. Ha işin olsaydı verecektin yani. Ne kadar ilginç bir durum. Ha, Demokrat Parti kapansın. Gerçekten kapansın. Ya bitse ya zaten Ulusal Birlik Partisi'ne ya da Yeniden Doğuş Partisi'ne veya başkaları sola gelmek istiyorsanız CTP'ye, TDP'ye, HP'ye gelebilirsiniz. Yeniden Doğuş, bu arada HP demişken anlatayım. Kudret Özersay açıkladı. Bu sabah Demokrat Parti'deki iddialarla ilgili olarak polise gideceğim dedi. Polis araştırsın bunları. Geldiğimiz nokta budur. Ulusal Birlik Partisi'nin genel başkanını Türkiye'den gelen bir veya iki görevli diyor ki sen genel başkan değilsin artık. O da diyor ki tamam. Ve ona oy veren 6.000 veya 5.000 civarında, yani 6.300 delegenin neredeyse 5.000'e yakını, bir tanesi çıkıp da şey demiyor. Oha orayı nerebe demiyor. Hiçbir şey demiyorlar. Hiçbir şey. Ve biz bekliyoruz bu memleket hayır etsin. Bir mafya mensubu çıkıyor ve diyor ki ben Kıbrıs'ta filan iş kadını filan Cumhurbaşkanı yardımcısına 50 milyon dolar verdi. Ve Ersin Tatar da buna aracılık etti. Ve biri daha böyle dedi. Ersin Tatar bir hesap uzmanıdır, bir maliyecidir Cumhurbaşkanı olmaktan önce. Yalandır be bunlar, yalandır, yalandır, yalandır diyor. Ya 50 milyon dolar bugünkü koşullarda hangi şekilde Fuat Oktay'ın hesabına aktarılabilir ki diyemiyor bunu Ersin Tatar. Bunu diyemiyor. Çünkü korkuyor bu işin içine girdiği, biliyor etrafta belki bu yalandır ama gerçek olanlar vardır. Mesela ben, my name is Serhat. Adım Serhat'tır. Adımın Serhat olduğundan
Emin olduğum gibi Sıtkı'dan olma Hatice'den doğma ben. Diyorum ki Ersin Tatar'ın başka rüşvetlerden haberi vardır. Haberi vardır. Haberin var mı taştu var. Bilirsiniz onu. Demir kapı göz pencere, yastığım ranzam zincirim, uğruna ölümlere göğüs gerdiğim. Zulamdaki mahzun resim, haberin var mı? Yani hepsinin haberi vardır. Bu dönen dolaplardan, bu çirkeften, bu kokuşmuşluktan, Türkiye'nin Kıbrıs'tan sorumlu Cumhurbaşkan muavininin adı mafya tarafından rüşvette dolaştırılıyor. Bir partinin eski genel başkan yardımcısı ama gökten zembil inen parası olduğu için veya partiye para verdiği için ve o paranın hesabı da açıklanmadığı için. Yani jingle bells, jingle bells, jingle bells. Ne diyeyim arkadaşlar? Ne diyeyim, nasıl anlatayım? Bir kulüp başkanı gitti de 5.000 lira verdi, 10.000 lira verdi de 5 sana 5 bana demiş genel başkan. Artık yapılması gereken bir, gerçekten samimiyim, Demokrat Parti kapatılsın, Ulusal Birlik Partisi derhal kurultaya gitsin. Ünal Üstel zaten Cumhurbaşkanı adaylarıdır büyük bir ihtimalle. Geriye kalanların tümü, adı kirlenenlerin bir sürüsü, bir yığın, Ersin Tatar bugün saraya gitmesin. Bugün. Desin ki, doğrudur bu gerizekalı Serhat İncirli'nin söyledikleri, bu toplum temizlenemez aksi takdirde, ya biz ve bu çirkef, ya bu toplum. Ve bugünden itibaren, bir hafta sonra UBP kurultayını yapsın, bu ülkenin en büyük bir veya ikinci partisidir şu anda. Yani CTP ile yarışmaktadır. Demokrat Parti kapansın. Kapansın artık çünkü olmaz, yoktur. Ya bundan daha bir şey yok artık, yani bitti artık. Ve bu toplum sağlıklı bir 2024'e başlasın. Mart'ı geçirmeden erken genel seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimi birlikte yapılsın. Acil, çok acil. Hemen şimdi tekrar ediyorum. Bakın, sorun kişi değildir. Ersin Tatar da değildir. Say bu ülkede en iyi 5 insanı deseniz bana, birinci sırada İsmail Arter'i sayarım. Kimdir İsmail Arter? Mausamızın eski belediye başkanı. Peki ne oldu da İsmail Arter Süleyman doktorumuza, Süleyman Uluça'ya batmış bir Gazi Mausa belediyesi bıraktı? Aha, bu anlattıklarımdan. Çünkü İsmail Arter gibi beyefendi bir adamı Ulusal Birlik Partisi ve Demokrat Parti'nin pis ilişkileri çamura gömdü, batağa gömdü. Ve ne oldu bugün? Havadis gazetesinin manşetinde var. Yeni Düzen'de çok büyük bir şekilde ön sayfadan verildi. Ama Yeni Düzen diyor ki 11 milyon TL'lik son ödemeyle çalışanlarımızın geriye dönük yatırımların tümünü tamamladık. Mausa Belediyesi'nde birinci yılını dolduran Süleyman Uluçay. Havadis gazetesi ne diyor? Havadis gazetesi, hemen bakayım. Çünkü aklımda kalmadıydı tam olarak şeyi. Havadis diyor ki, Mausa'dan iyi haber. Mausa'dan iyi haber. Nedir bu? Süleyman abi. Süleyman abi benim abim, canım, ciğerim, ayrı bir mesele. Ayrı bir mesele. Ama İsmail Arter için ben kavgaya girerim. Ben Fikri Ataoğlu için de kavgaya girerim. Ben söylerim her yerde, her gittiğim yerde. Hasan Tosunoğlu benim için kardeş ötesidir.
Ama söylüyorum, artık bu zihniyet çöktü. Çöktü. 26 milyon Türk lirası keşif bedeliyle İskele'de bir lisemizin tamiratı falanı ihalesine çıkıyorlar. 26 milyon keşif bedeli. Bugün köşe yazılarımda yazdım. Usandım artık çünkü gerçekten ve usandığımı yazıyorum. 26 milyon keşif bedeli ne demektir? Yani yasal olarak bu ihaleye katılacak olan kişi 26 milyondan bir kuruş fazla teklif veremez. 18 verir, 20 verir, 25.99 verir, ne verirse verir. Ama 26.00000001 milyon değemez. Bizde kaç verdiler? 38 milyon. Ne olacak şimdi? Gidecekler Bakanlar Kurulu'na. Yasa dışılığı Bakanlar Kurulu'nun yasal hale getirmesi istenecek. Anlatabildim size yoksa anlatamadım. Ve Bakanlar Kurulu bunu onaylayacak. Ne için? İşte dolarıydı da dövizydi de bilmem neydi. Girin hastanesine oldum. Abi her gün söyleyeceğim, söylerim. Hala istifa etmiyor kimse. Hiç kimse. Zamanında bu ihaleyi o dönemde iki şirket almıştı. Ki bir tanesi Hasan Tosun oğlu, diğeri Korman'dı galiba. Hayır dedi Müteahhitler Birliği. Hayır bunlar alamaz, olmaz. Haksızlık yapıldı dedi. Nasıl haksızlık yapıldı? İhale 34 milyona, 36 milyona, bilemediniz 65 milyona o iş o zaman biteceğiydi. Ben Kanal T'deydim daha kaç yıl önce. Kanal T'de bağırdım, çağırdım. Arkadaşlar yapmayın, dolar yükselir. Lütfen. Gittiler Ersan Saner'e. Ersan Saner başbakandı o zaman. Allah iyiliğini versin. Ersan Bey'i bastırdılar, ettiler, ihaleyi iptal ettiler. Ta çıksınlar, ihale oldu 250 milyon. Şu anda 400 milyon TL'ye yakın para harcanıyor. Çünkü sürekli dolar molar artıyor ve katkı payları, matkı payları geliyor. Peki arkadaşlar, bu parayı kim ödüyor? Veya başka türlü sorayım size. Biz ödüyoruz çünkü bu parayı vergilerle. Bu parayı biz bu yanlış sisteme ödememiş olsaydık, bize bugün bir kutu şeker hapını 1000 TL'ye satmıyor olabilirdi bu devlet. Anlatabildim. Benim dün şeker hapım bitti. Ben 56 yaşındayım. Şeker hapım bitti. Ve benim şeker hapını alacak 1000 liram yoktu dün. Allah'a çok şükürler olsun ki aldım. Alabildim. Bu hükümetin ve bu cumhurbaşkanının bu ülkeyi soktuğu pozisyon nettir. Bir kere daha söylüyorum. Bakın, mesele başbakandı, şuydu, buydu hiç değildir. Siyaseten hiç sevmediğim, siyaseten bana üniversiteden dolayı küs olan Dışişleri Bakanı, yıllarca bu ülkede abi bildiğim bir insan, beni hiç ilgilendirmiyor. İstediği kadar küssün. Sabahlara kadar küsme midir, küsbe midir? Doludur çarşılar. Ama bu memleket göz göre göre bu kadar bariz bir şekilde yönetilmemeli Ersin Tatar. Sen iyiydin, kötüydün. Sen insanların ekmeğiyle de oynamış birisin. Onun için senin iyiliğini, kötülüğünü ayrıca tartışabilirim. Ama bu ülkeyi şahsen ve koalisyon partileri olarak mahvettiniz. Tam da bunun üstüne ilginç bir durum var. Mesela
Tatar Kanal T'yi kaça sattı? Hala söylemiyor. Neden söylemiyor sizce? Neden söylemez? Ya bir şişe saka suyum vardı 1,5 liraya Çamay Çiçek Seven yönetmenime sattım. Veya Karamel bana 1 kutu karamel çikolatası gönderdi. Ben de bunun hakkım olmamasına rağmen hediye kutusunu içindeki nefis çikolatalarla sattım. Parasını aldım. Ayıbı mı var bunun ya? Sattım ya. Benim değil mi ya? Satarım. Hakkım vardı yoktu bilmem. Sigortamı da gider Dağlı'dan yaparım. Sütümü Kop Süt'ten alırım. Hellimimi de peynirimi de o kaşkavalı da. Ekmeğe sabah pahalı da olsa, ucuz da olsa param olduğunda Kerigold sürerim. Kerigold. Sana ne? Ama bu eğer söylemezsem size kaça sattığımı demektir ki ya vergi kaçakçısıyım ya da başka hırsızlık türü işlerle ilgilenirim. Ben yoruldum hayat, Sertat Serdar. Gelme üstüme. Nazım Enalbant, Metin Anibal, Hasan Kara, Salih Derya. Evet, Pembe Kilim, Hasan Kara, Aydın Yorgancıoğlu. Ha bak mesela Salih Derya diyor ki Ejder Aslan Baba'yı unutmayalım. O da salladıydı falanıdı filanıdı. Sorun Ejder değil ki. Siz Ejder Aslan Baba'yı tanır mısınız? İyi tanır mısınız? Ben çok iyi tanırım İngiltere'den Ejder Aslan Baba'yı. Aslan olmasının ötesinde Ejder ciddi bir babadır. Çok iyi bir babadır. İyi bir insandır. Çok iyi bir insandır. Sistem abi, sistem. Bu sistemin içinde ben de varım. Hepimiz varız. Hepimize artık çalmayı öğrettiler. Hepimize helal olmayanın hak olduğunu öğrettiler ve helal olmayanın hak olmadığını bildiğimiz halde elimizde bir siyasi güç oldu her zaman. Rum bizi kesecek. Ana vatan giderse, ama ana vatan daha batak. Ana vatan tümden batak. Ana vatan tam batak. Aman Serhat sana ne? Yok. Biz en azından Kop Sütü kenara çekerken, Kerigold'u yerine korkan, Dağlı Sigorta'ya teşekkür ederken, Ken ve Yakan, Salih Derya Pembe Kilim günaydın derken, Hasan Kara, günaydın Aydın Yorgancıoğlu, Metin Maraşalı, Mehmet Celal Hürcan, Özgül Çelik kardeşim, evet, Jimmy Kılınç, yüzlerine tükürsen yarabbi şükür derler abi, ne istifası? Kelle de gene be abi kelle. Kelleler cumhuriyeti. IQ'lar yanar. Ya çok fazladır ya çok acayip bir azdır sistemi. Haldun Denizsever, Ziya Aykol. Tecenin galın barsağı oldu abi. Biraz ağır oldu ama gerçek bence budur diyor Ziya Aykol. Söylediler zaten bunu. Sırrı Süreyya Önder daha önce söylediydi. Hülya Zorlu Beyazoğlu, günaydın. Said Kumru kardeşim. Biz Kıbrıslıların yok birbirimizden farkımız. Hepimiz Osmanlı bankasıyız. Çıkarımız nerede? Oradayız. Süper bir yorum. Ayhan, Bahadır Ayhan Oruçkaya. İlkay Adalı öpüyorum ellerinden. Hamit Salih Çanakkaleli. Aysel Çelik Kol. Cengiz Gusela Güzelay. Raif Toluk. Günaydın, günaydın. Türkmen abi günaydın. Türkmen Sencer Keziban. Şentürk Satrazam. Günaydınlar Çiçek Pehlivanoğlu, Erdinçök'ten CTP'nin 53. yılını kutluyor Gökhan Abakan, İzzet Kahraman, Cafer Özsoykal, Osman Gondur Küçük günaydın. Günaydınlar Evrim Hınçal kardeşim, Fatoş Kerimoğulları, Pınar, Büyük Hüseyin, İzzet Kahraman. Günaydın Cumagül Muradova, günaydın. Günaydın Selim Göçmenoğlu, Ahmet Betmezoğlu, İsmail Mıstıkoğlu kardeşim. Günaydın Cemile Canaş, Eren Kırıcı. Tekrar ediyorum Orhan Olkanlı, Hasan Ukanar. Güven Bengihan Başkanım, dün geldiğin için, konuğumuz olduğun için teşekkürler. Sevgiler, saygılar. Hayriye Elkanat tekrardan. Bizim meselemiz kişiler değildir. Bizim meselemiz sistemin artık çalışmaz ve son derece korrupt hale gelmiş olmasıdır. Anladık mı? Anlamadık mı?
Bilmiyorum. Eczaneden artık ilaçları, hapları yeni kanunla halk nasıl alacak diyor. Vatan gazetesinden bunu okuyacak Ömer Meraklı başkanım. Seyfi Tünelci, günaydın. İki tane güzel eski muhtarımdır bunlar. Ömer Meraklı inan Seyfi Tünelci. Canım ciğerimdir ikisi de. Mehmet Ali Özdemir, günaydın. Günaydınlar Hayriye Elkanat Eren Kırıcı. Günaydınlar Tema Yavaş. Evet. Come on Spurs tomorrow. Yarın Spurs oynuyor. Zaten sabah Tema Yavaş sordular bana. Çamay sordu, ne var ne yok bugün? Dedim malay önemli olarak be Çamay. Yani böyle bu oydu, o bunu söylediydi yok. Dünün en önemli olayı Manchester United'ın Aston Villa'yı 3-2 yenmiş olmasıdır İngiliz Premier Ligi'nde. Gerçekten. Evet. Hasan Özbalcı. Pardon be Serhat, Hasan Tosunoğlu'nu öven dedi sabahtan. Ben Hasan Tosunoğlu'nu övmedim, sadece kardeşimdir dedim. Çok sevdiğim bir insandır. Yani Hasan Özbalcı. Çok rahat. Birini övmedim sabahtan beridir. Birine bir şey söylemedim övgüyle alakalı. Sen ya uyanamadın ya da aldığın ilaçlar tesir eder. Daha çok fazla anlamadın. Ayer Sabahoğlu. Benim için söylemedi, söyledim biraz önce de. Siyaseten değil ama kişi olarak bu siyaset içerisinde hiç kimse Vahit Hüseyin Özgür Gün kadar yakın olmadı. Çünkü arkadaşımdır. Çünkü arkadaşımdır. Olay bu kadar basit. Ve inşallah geri gelir derim ben. Gelir memleketine. Gelir aileciğinin yanına. Buralara. Çok rahat söylerim bunları. Varsa birinin siyasi bir sorunu, varsa birinin hukuki bir sorunu, gider açar davasını. Onu da söyledim. Kudret Özersay'ın bana açıklaması var. Okuyayım mı sizlere? Yani bana mesaj olarak Kudret Özersay bugün Halkın Partisi'nin ne yapacağını birçok kişiye eminim göndermiştir de ben bir gazeteci olarak aldım. Hemen okuyayım sizlere. Hemen şurada. Evet, bugün bir canlı yayında isimler, mekan, miktar olmak üzere tüm detaylar verilerek bir bakan ve milletvekilinin rüşvet istedikleri iddiası falan filan devam ediyor. Spor kulübü yöneticilerinden bu böyle oldu. Yarın ilk işimiz polise başvurmak olacak. Bunu da okudum. Birine övgü mü dizdim burada? Vay Kudret Hocam çok zeki adam maşallah falan. Öyle bir şey mi söyledim? Yok, Kudret Hoca'yı da ayrıca çok severim, onu da belirteyim. Ali Çiftçi, Yusuf Doratlı. Günaydın. Bir gün milliyetçilik, Şehmuz abinin dediği gibi bir gün milliyetçilik konişi, bir gün milli yiyicilik yapı, vallahi biz hangisine inani. Evet, bu artık girdi şeyimize, beynimize değil mi Güngör Muhtarı? Ayar Sabahoğlu, günaydın Cengiz Benekli Kartal, günaydınlar. Efendim, bu sistemin değişmesi için bir, zaten Demokrat Parti'yi bitirdiler, kapadın. İki, Ulusal Birlik Partisi'ni derhal kurultaya götürün. 3. Mart, Nisan erken seçim ve Cumhurbaşkanlığı seçimine gidelim. Ersin Tatar derhal istifa etmelidir. Derhal. Çünkü Ersin Tatar tamamen bitirmiştir. Sıfırı tüketmiştir. Bunun artık ayıbı yoktur. Bunun ayıbı yoktur. Bittik artık, tükendik. Berete'ye çıktı, dedi ki bu temsilci dedi genel sekreterin değil dedi. İşte Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin değil, genel sekreterin temsilcisidir. Özel temsilci değildir, kişisel temsilcidir. 6 aylık görev için atanmıştır. Ne konuşun be Hüseyin dayı derdi dedem. Kendi adıydı Hüseyin dayı. Ne konuşun be Hüseyin dayı. Birleşmiş Milletler barış gücü de 6 aylığına eskiden 1 seneliğine de şimdi atanır. Bir sene sonra da yenilenir. Bütün temsilciler genel sekreterin özel temsilcisidir. Genel sekretere rapor verir, genel sekreter güvenlik konseyine ve BM genel kuruluna raporunu sunar. Adam konuşsun diye konuşuyor. Hiçbir şey bilmiyor. Kıbrıs tarihiyle alakalı zerre bilgisi yoktur. Hiçbir şey. O adam bu ülkede bizi temsil edemez. Etmemesi lazım gelir. Artık adını temizleyemez. Yani bırakın kapatullik, çapatullik, mapatullik konuşmalarını. Bağıra çağıra opera mı yapar, ne yapar?
Anlatımların anlamsız, adının geçtiği olaylar korkunçtur ve döner der ki ben hiç bilmem bu adı geçen insanları. Halil Falyalı'yı hiç tanımadığını iddia eder. Neredeyse. Yani vazgeç artık. İstifa et. Çok iyidir. Mehmet Songur, hep sizi söylerik. Annem bugün çok güzel bir paylaşım yaptı Mehmet Songur. Lütfen bul ve oku Hatice Hüseyin Teral'ı. Mehmet Songur kardeşime de bütün Lefkoşa Hastanesi Acil Servisi'ne sevgilerimi sunuyorum. Yazdı konu, biraz sonra okuyacağız. Hasan Hüdayi, Hayriye Elkanat, Tamer Isırgan, Ali Bahir Kasaboğlu, Ebru Pilli, Günaydınlar, Günaydın Cemile Canaş, Ayşe Haskan, Hasan Özbalcı, Cengiz Arslan, Ali Çiftçi, Yusuf Doratlı, Günaydın, Günaydın Ayer Savoğlu, Cengiz Benekli Kartal, Adnan Ünayol, Günaydın Erol Gülizar, Töker, Seyfi Tünelci, Mehmet Ali Özdemir, Günaydın Eren Kırıcı. Hepinize sevgilerimizi, saygılarımızı, Ekrem Bayırgül'e, Ceyhan Orhan'a, Ali George kardeşime good morning, good morning. Mehmet Songur tekrardan teşekkürler, çok sağ olasın kardeş. Evet, tekrar edeyim, hava durumuna gideceğim. Çünkü arkadaşlar lütfen artık erken seçime gidelim. Erken seçime gidelim. Cumhurbaşkanını yeniden seçelim. Cumhurbaşkanını herkesin saygı duyacağı, öyle bu kadar saçma işlerle uğraşmayan, toplumu en iyi şekilde temsil edebilecek insanlarla yola çıkalım. Üniversite yönetim kurulundan YÖK'ün ve YÖDAK'ın soruşturduğu sahte diplomacı üniversitenin yönetim kurulundan bakan yapmayalım artık. Adı pis işlere karışmış insanları aday yapmayalım artık. Ben Kıbrıs Cumhuriyeti'nin Dışişleri Bakanı'nı gördüğüm veya dinlediğim zaman samimi olarak söylüyorum size, çok üzülürüm. Ben neden üzülürüm bilir misiniz? Konstantinos Kombos'u gördüğüm zaman. Çünkü bu adam Kıbrıs tarihinin, Kıbrıs ekonomisinin, Kıbrıs sosyal yaşamının, Kıbrıslı olmanın, Kıbrıslılığın, Kıbrıs'ı çok sevmenin sembolüdür. Bu adam profesördür, tarih profesörüdür ve bu adamın yazdığı kitap sayısı 60'a yakındır. Bilimsel makaleleri hariç. Duayla, namazla, anlamadığınız dilde bilmem ne duaları ederek bu işleri götüremezsiniz mi arkadaşlar? Yapamazsınız bu kadar sahtekarlığına, bu kadar yalancılığına, bu kadar rüşvetine. Gelemezsiniz Konstantinos Kombos'un seviyesine. Beni siyasi düşüncesi, duruşu hiç ilgilendirmez. Var mıdır bizde de böyle yetişmiş elemanlar? Mutlaka vardır. Mutlaka vardır. Bizim de bu ülkede çok değerli insanlarımız vardır. Kıbrıs sorununu çok iyi bilen, dünyayı çok iyi bilen vardır. Bizim de kendini hukuka, ülkesine adamış insanlarımız vardır. Tufan Erhürman gibi, Kudret gibi, Kudret Hoca gibi, Özdil gibi bu işleri çok iyi bilen insanlarımız vardır. Ama bir daha bunlar vardı. Gördünüz. Evet. Siz olsanız istifa eder miydiniz? Evet. Ben zaten usandım artık. Ben istifa ederdim. Ben ederdim. Ve ben ederim. Ettim de daha önce de kendi görevimden ilgili. Benim prensiplerime, çalışmama, siyasi görüş demiyorum.
Çünkü siyasi görüş kişinin değildir. Siyasi görüş çalıştığınız kurumundur. Devletindir. Şu anda çöken devlettir. Ersin Tatar çökmüş değildir. Ersin Tatar'ı kimse sallamaz. Devletin çökmesi beni ilgilendirir. Ersin Tatar'ın zaten çok parası vardır. Binsin uçağa gitsin Londra'ya memleketine. Ya da gitsin Balabaysa bütün gün köpek gezdirsin. Yani bana ne? Ama memleketin geldiği hale bakın ya. Yani sorry ama yani Ersin Tatar gidecek, Nikos Christodoulos'la Sinan müzakere edecek. Ve siz de bana evet dersiniz yani. Tamamdır olur yani bu iş dersiniz. Tanırsınız Nikos Christodoulos'u. Bilirsiniz yani bu adam nereden nerelerden geldi yetişti. Neler okudu, neler yaptı. Eğitimiyle alakalı değil ama sadece akademik. Sonrasını nerelerde büyükelçilikler yaptı, nerelerde dışişlerinde çalıştı, nerelerde Dışişleri Bakanlığı yaptı, nasıl biçti, biçirildi. Kiliseyle arası nedir, partililerle arası nedir. Siz bilirsiniz ki Nikos Christodoulidis'in adı en ufak bir rüşvette geçsin. 33 seneye sonra oturduğu koltuktan gider. Siz bilirsiniz ki Anastasiadis kaç defa sorgulandı pasaportlar masaportlar meselesinden dolayı ve suçlu bulunursa ceza çekecek. Ve siz bilirsiniz ki Yunanistan Cumhurbaşkanı Yardımcısının Rum tarafından herhangi bir mafyayla arasında ilişki olduğunu herhangi bir kişi iddia edemez. İddia edemez. Ve siz bilirsiniz ki filan iş insanıyla falan siyasetçi arasında Ersin Tatar aracı olduğu gibi bir laf güneyde söylenemez. Ve siz bilir misiniz ki Yunanistan Türkiye gibi Rum kesiminin içine iliklerine kadar girmemiştir. Ve siz bilir misiniz ki Güney Kıbrıs'taki Kıbrıslı nüfus Yunan nüfusa oranla %95'e 5 değildir. Bizde artık öyledir. Bizde artık öyledir. Şu anda Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ndeki devlet okullarında Türkiye kökenli öğrenci oranı %90'dır. Aksini iddia eden saysın da görelim. %90 değilse %87'dir. Siz bilir misiniz ki nüfus yapısını bir toprağın, bir devletin, bir toplumun değiştirmek dünyadaki en büyük suçlardan biridir, soykırım olarak kabul edilir. Ve siz farkındasınız herhalde ben bunu söylediğim için vatan haini ilan edilirim her iki fırsatta bir. Her fırsatta. Onun için ben usandım. Sertat Serdar sorduğun soru için sağ ol. Ben istifa ederim abi. Çok rahat ederim. Çünkü bugün de yazdım. Ben usandım artık. Usandım. Yazıyorum. Söylüyorum. Bir şey yok. Hiçbir şey yok. Çünkü herkes Uğur Uzmaner günaydın. Hayatından memnundur bir şekilde. Herkes. Söyle Serhat da tamamdır. Söyle Serhat. Serhat aç. Gerçekten usandım. Evet. Sağ olasın Sertat Serdar. Teşekkür ederim. Murat Akıner, Soykal, Ahmet Karınca, Uğur Uzmaner. Ben Ersin Tatar'ın yerinde olsaydım bir cumhurbaşkanlığına aday olmazdım zaten. Olmazdım. Çünkü bilirdim o işi yapamayacağımı. İki, ben Ersin Tatar'ın yerinde olsaydım kesinlikle ve kesinlikle konuşma eğitimi alırdım. Çok ciddi şekilde almadıysa tabii ki bilmiyorum. Türkçe eğitimi alırdım. Türkçe. Ve İngilizcemi de biraz daha geliştirirdim. Her ne kadar Cambridge'de mezun olsam da Mete Gümüşok. Ve bağıra çağıra konuşmazdım. Ben Ersin Tatar olsaydım bugün Yeni Bakış gazetesini Necla Sevil günaydın. Mete Gümüşok, Katriye İnatçı, Ege Çakmak, Mustafa Şöperoğlu, Murat Akıner Özsoykal, günaydın Uğur Uzmaner, Ahmet Karınca.
Gardaçığım seçelim Tufan Erhürman'ı Cumhurbaşkanı. Desteklersin dürüst ve iyi niyetli senede memleket düzeyi. Bu kadar basit. İyi yayınlar. Çok katılırım sağ bu konuda. Kaan Güler Vitsa da günaydın Hasan Üdaycer. Bizim işini çok iyi bilene değil rüşveti ve ağlamayı en iyi bilene ihtiyacımız var dedi Hasan Üdaycer. Bir tanesin hocam. Evet, el birliğiyle Kıbrıs'ı karanlığa gömdüler diyor Cemile Canaş. İhsan Üzgüner, doğru ve saygın kişilikler istifa eder. Olay budur. Doğru ve saygın kişilikler istifa eder. Hanife Dorukkan güzel günaydınlar. Günaydın Mehmet Postacıoğlu. Evet okuyamadım kardeş senin şeyini çünkü olmaz. Dursun Çepi. Beşer Kişmir günaydın. İhsan Üzgüner. Burak Maviş Güneş Sekreterim günaydın. Tahir Hoca Tumarhanadan iyi bayramlar kardeş dedi. Ciminyo günaydın. Cem Özer Kalkan Değirmencioğlu günaydın. Ayten Akacan Safel günaydın. Kemal Latif. Kemal Latif günaydın. Sağ olasın. Hasan Kultaş Kovboy. Aksel Günözger. Melek Tayareci. Erdinç Akboğa. Ekrem Bayırgül. Ceyhan Orhan. Hepinize günaydınlar. Evet. Muhittin Güneş. Hatice Mumin. Aytaç Çağoğlu. Günaydınlar. Beşer Kişmir. Zeki Arcan. Hasan Küçük abim günaydın. Necla Sevil günaydın demiştik. Şimdi arkadaşlar. Aspava Antika'ya günaydın. Handan Uludağ'a. Yeni Bakış gazetesine bir bakalım müsaadenizle. Yeni Bakış'a. Yeni Bakış gazetesi yalandan kim ölmüş diyor. Azerbaycan KKTC'yi tanıyacak Ersin Tatar. Moskova'dan direkt uçuşlar başlıyor Ersin Tatar. Londra'dan direkt uçuşların projesi hazır Ünal Üstel. Maraş'ın tamamı açılacak Ersin Tatar. KKTC bilişim adası olacak Erhan Arıklı. Ama 20 öncesi Bayındırlık Bakanı Hasan Taçoy da aynısını söylemişti. Yani sadece Erhan söylemedi, Erhan Bey söylemedi bunu. Evet, KKTC'ye tramvay geliyor Hasan Taçoy. Hayatı ucuzlatacağız Erhan Arıklı. İlaç sıkıntısı %99 bitecek İzlem Gürçay Altuğra. Vergi adaletini sağlayacağız Alişan Şan. Milli havayolu göklerde olacak. Kazık şeklinde gök bir harf hatasıyla oraya olmuş durumdadır. Elektrik sorunu tarih olacak. Rumlara elektrik satacağız Ersin Tatar. Sürekli atar. Teknecike filtre takacağız. Kaçak yaşamı bitireceğiz. Fahiş kar edenleri teşhir edeceğiz. Lefkoşa Hastanesi'nin temeli 2023 yılında atılacak. 3 günün kaldı. Yerli üretimi destekleyeceğiz. Kalkınma hamlesine kırsaldan başladık. Gelir dağılımında adaleti sağlayacağız. Yabancılara mülk satışını kontrol altına alacağız. Ama en önemlisini Nazım Çavuşoğlu söylediği laik demokratik eğitimden hiçbir şekilde taviz vermeyeceğiz. Ve dedi ki bugün Yeni Bakış, yalandan kim ölmüş? Yalandan ölen olmamıştır arkadaşlar. Çünkü yalandan ölen olmuş olsaydı, bunların hepsi zaten Lefkoşa kabristanlığındaydı. Anlatabildim size eminim. Efendim, ben gerçekten artık sıkıldım. Samimi itirafım canlı yayında. Benim yaşımda birçok insan böyle canını yemez artık bu kadar bu işlerinin. Biraz sonra Devrim Barçın gelecek. Onunla sohbet edeceğiz. Ondan sonra 11, ondan sonra 11 gelir. Serhat İncirli'nin köşe yazıları var, biraz sonra onu okuyacağız. Tapu Dairesi Genel Müdürü görevden alınıyor deniyor Yeni Bakış'ta. Onu da okuduk. Şimdi bir hava durumu yapalım, ondan sonra bakacağız. Yılbaşının tadı yok diyor
yeni düzen. Diyalog diyor ki çarşı kötü. Ve Ersin Tatar diyor ki işbirliğine hazırız. Allah Allah. Denizli'ye gitmiş bu. Denizli'ye. Gezmeye devam bizim paramızla. Evet. Türk askerinin adadan çıkmasına asla onay vermeyeceğiz diyor. Eşit egemen garavolli maravolli artık bunu da hadi husol dediler yerine. Fazla söyleyemez. Efendim alışverişimizi sevgili Necdet Ahmet Özkan kaçacak diyor. Kaçacak mecburen. Ramazan Öcal Hasan Kultaş Kovboy Hatice Mumin. Güner abim, Güner abim, Güner abim sağ olasın. Dün sevgili Vedat İnan bize gönderdiği ciğercikleri yedik. Buraçta Güven Bengihan geçmiş Güner abimden dün sabah. Bize gelirken ciğerini getirdi yedik. Çok teşekkür ederiz. Allah senden razı olsun. Evet sağ olasın Cengiz Güzela Güzelay. Daha uzun yaz be Cengiz ki okuyayım da bitsin program istersen. Arkadaşlar Cengiz Güzela Güzelay'ın burada kısa bir yazıcığı var. Siz okuyun ben okuyamam bu kadar uzun yazıyı. Ramazan Öcal Kadir Tatlıtürk Allah rahmet eylesin. Sevgili Cengiz Güzela Güzelay, benim çok değerli bir ustam vardı Mehmet Ali Akpınar diye. Beserat derdi bazen uzun haber yazdığımız zaman. Sen bu haberi yazdıktan sonra ikinci kez okudun. Yalan söyleme ama derdi. Okumadım abi. Yani sen usandın be dedi. Kendi yazdığın yazıyı ikinci okuyasın da hatalar varsa düzeldesin. Bu fakir fukara gariban halk napsın be. Mor menekşeli zehrabayla laptala atıca bana yapsın be dedi. Kısa yazın oğlum dedi bu haberleri. Siz de bu mesajları kısa yazın be Cengiz Güzela Güzela. Ya da okuyan okusun vakti varsa. Sami Garasalih günaydın. Günaydın Altay Şeyma Demir Sadık Bünyat. Günaydın Handan. Aman atlamayalım isimcikleri de. Olmaz olmaz isim atlamayalım. Handan Uludağ. Evet. Aytaç Çağoğlu Muhittin Güneş okumuştuk. Gülsen Ayhan Kılıçoğlu, Halil Koral, Tunsel Dağlı, evet, İhsan Üzgüner, Orhan Bebek, Kadir Tatlıtürk, Ramazan Öcal, günaydın tekrardan efendim. Evet, bu siyah ceketçik Yankiz'dendir. Akşam da giydim yeni şeyde, Gazeteciler Birliği'nin resepsiyonunda. Bu akşam da Allah kısmet ederse de çok yorgun değilim. İnşallah CTP'nin resepsiyonunda da bunu giyeceğim. Mine Savtekin Akat günaydın. Efendim Yankees bizim mağazamızdır. Her gören şişman bağ Yankees'i sorar şu anda. Hepsine tarif ederim. Size de söyleyeyim. Lefkoşa Belediyesi'ni Mehmet Armancı'nın başkan olduğu belediyeyi geç. Belça var geç. Oraçta hemen oraçta. Terminalden önce sayılır yani. Yankees oradadır. Köseoğlu nerededir? Köseoğlu hem kalın yoldadır hem dere boyundadır. Köseoğlu benim marketçimdir. Muaz Vejeteryan Restorant benim asla değişmediğim bir restorantımdır. Halil Koral, umut her zaman vardır dedi. Umut her zaman vardır. Slice of Life da bizim umutlarımız arasındadır yemek konusunda. Muhteşemdir Slice of Life Ortaköy'de. Sevener Travel, Halil abi, Said Kumru. Güzel'e diyor Said Kumru maşallah kitap yazdı. Sevgili Cengiz Güzel'e çok selamlarımızı iletiyoruz. Orada yazılmış kitapçığını isteyen okusun. Evet, Sevener Travel Şubat'ta Dubai'ye gidiyor. İnşallah ben de giderim. İnşallah giderim o güne kadar. 780 euroyu böyle bir toparlamaya çalışacağım. Gerçi 2028'e doğru toparlarım gibime gelir. O gün gidecek inşallah. 780 euro 800 olacak most probably. Ama 800 euronun kaç TL olacağını 5 yıl sonra hayal bile etmek istemiyorum. Çünkü TL'nin gidişatı da bir başka gazlık olarak bize sürekli giriyor. Sürekli giriyor. Evet. Sakasu yanımızda. Girne John sabah sabah bir tane bitirdiydik. Biraz sonra bir tane daha içecek. Dağlı Sigorta'dan bahsetmiştik tabii ki. Piscotti Patisseri. Dün Piscotti Patisseri'ye gittim. Olamaz böyle bir güzellik. Hava da çok güzeldi. Çok nefis, çok nefis bir mekan diyorum size. Girne'de buluşma yerimiz. Eziç, ben Eziç'i hiç anlatmam. Çünkü Eziç markadır. Eziç'le ilgili konuşmak bile abestir. Eziç'e günaydın dedik. Bahçemo, Lefkoşa, Çatalköy, Mausa ve Alsancak'ta. Bahçe mobilyasında rakip tanımıyoruz. Bir numaramızdır. Frog zaten bizim için tektir. Frog Pest Control. Evde, iş yerinde, bahçede, ormanda, her yerde Frog Pest Control.
vardır, bizimledir. Söylemiştik bunu da. Gözlücükler Mehmet Akay Optik. Dün taktığım gözlükleri bugün takmadım. Bunlar benim en eski gözlüklerimdir. En eski Mehmet Akay Optik'ten aldım. Belki de 15 sene evvel aldım. Yani 2008-2009'da almış olma ihtimalim var. O zamanlar düşünün ki bir tanesi 0.25, bir tanesi 0.75 idi. Şimdi 2,5'dular, daha 1,5-2 sene var doktora da gitmedik. Belki de 3 oldular. Dibelik görmez olduk. Ama gözlücüklerimiz, camları değişiyorum, çerçevelere bakımı yaptırıyorum. Nerede? Mehmet Akay Optik'te. Yeniliyorum Mehmet Akay Optik'te de gözlüklerimi. Alpcanız Gaziveran'dan size bay bay eder, selamlarını iletir. Alpcanız muhteşem bir projeye imza atıyor. Intergaz bizim canımız, ciğerimiz. Eralp Atanır bizim akşam gördüğümüz bir kardeşimiz. Günaydın Eralp'ım kardeşim. Vestel'e selamlar, Polaris'e bombalarisler. Ve Solar Bay Paralik. Şimdi bizi bir hava durumuna da götürsün. Biraz geciktik devrim Deniz. Günaydın İhsan Üzgüner. İhsan Üzgüner diyor, cumartesi seni, Maypay'ı ve Kubilay Özkıracı. Cumartesi, pazar ben yokum İhsan Üzgüner. Yani yokum dediğim yıl sonudur diye. Ben buralarda olacağım. Abdullah Önal, günaydın. Çok teşekkürler. Geçsin bu yeni yılda gelirik. Gelirik. Said Kumru tekrardan günaydın. Sevgilerimi ilettim sana. Ve şimdi Çamay Çiçek Seven bizi bir hava durumuna götürsün. Solar Bay Paralik'e teşekkürlerimizle. Efendim, hava bugün az bulutlu geçecek. Açık. Mevsim normallerinin 2 ile 4 derece üzerinde. Tam bir belespit günü. Tam belespit günü. Yavaş çık süreceksin. 12 kilometre, 14 kilometre tamamlayacaksın. Sonra Gonya'ya devam der İngiliz. Yok ya, sen de şaka yaparım, hiç olur. Evet. Kuzey ve doğu yönlerden orta kuvvette, zaman zaman kuvvetli esen bir rüzgar var. Rüzgar fena tabii belespidi sürersen. Hele biz böyle Yankees'in bir tane sweatshirt'ü var, onu giyerim. Biraz da boldur. Rüzgar estiğinde yelken muamelesi görür. Arkadan verirse rüzgar, alın arkana rüzgarı. Airbus 320 Londra'dan Ercan'a direkt uçuş yaparım, Allah için olsun. Girne bugün 22 derece. En yüksek sıcaklık tabii ki bu. Çamlıbel 21, Lapta 20, Akdeniz 21, Boğaz 18, Alevgayası ve Esentepe 19. Lefke 21, Omorfo 22, Lefkoşa, Ercan, Geçitkale 22, Pergama 21, Mausa, İskele 22 ve Yalusa 21 derece santigrat olacak. Yalusa derken Yeni Erenköy dedik tabii ki. Biraz daha devam edelim. Gazetalarımızın ön sayfalarına da bakalım. Ajans Cyprus artık yayınlamıştır gazetelerimizi. Bir bakalım ön sayfalarda bugün 27 Aralık'ta neler var. Biraz sonra sevgili Devrim Barçın bizim konuğumuz olacak. Hatırlatalım. Halkın Sesi 150 euroya cinayete yardım demiş. 150 euroya yardım etmiş Saddam Hüseyin. Oh, hiç beklemezdim. Sevgili Çamay, ha böyle bir güzel kahve bugün sabah. Oh Çetin abi, ellerine sağlık. Evet, Lefkoşa'da Alav döviz sahibi 45 yaşındaki bir çocuk annesi Ayça Alav'ın öldürülmesiyle ilgili yeni detaylar çıktı. Kamerunlu Frank Leonel Woubang Donho 50 euro, Pakistanlı Saddam Hüseyin 100 euro karşılığında bu işi yapmışlar. 8 gün daha tutukluluk aldılar. Öte yandan çalınan para 37 bin dolar, 10 bin euro, 8 bin isterlin, 150 bin TL çalınmış. Güney Kıbrıs'a kaçtığı tahmin edilen Kamerunlu iki katil, zanlısından biri KKTC'de üniversite öğrencisiymiş. Esselamun aleyküm ve rahmetullah ve bereketuhu. Ve en güzel haber tabii ki haklı, adam haklı. Cinayet zanlılarının güneye kaçmasına yardım eden Dongo, hücre koşullarından ve yemeklerden şikayetçi oldu. Hiç insani değil dedi. Katili güneye kaçırmak insani miydi sevgili
Dongo kardeş soruyorum. Evet, önemli bir haber. Kudret Özersay, bunların niyeti diyor Doğu Akdeniz Üniversitesi'ni elden çıkarmak. Aman Allah göstermesin, yapmasınlar bunu. Asgari ücrette Hür İş Başkanı Ahmet Serdaroğlu %50'de ısrarlıyız dedi. Vatan Gazetesi reçetelerde yeni dönem 1 Ocak'ta başlıyor. 1 Ocak'tan itibaren devlet hastanelerinde yazılan reçeteler sözleşmeli eczanelerden doğrudan indirimli olarak sağlanabilecek. Ayrıca sigortalılar kronik rahatsızlıklar için gerek devlet hastaneleri gerekse özel doktorlar tarafından 6 aya kadar geçerli reçete yazdırılabilecek. Yani ben sigortalıyım mesela, gideceğim şeker hapımı alacağım şeyden, özel doktordan da olabilir, reçetemi yazacak, alacağım reçetemi, gideceğim sözleşmesi olan eczaneden yapacağım. Evet, olur, böyle olacak. CTP kutluyor bu akşam. Yalandan kim ölmüş okumuştuk Yeni Bakış'ta. Yılbaşının tadı yok diyor Yeni Düzen gazetesi. 2 yılda fark 5500 TL. Serap Şahin'in haberi ve sevgili Tünay Mertekçi, bu gerçekten çok önemli bir Yeni Düzen farkıdır. Tebrik ediyorum Yeni Düzen gazetesini bir kez daha. Yeni Düzen'de Güney Kıbrıs'taki önemli kişilerle röportajlar devam ediyor. Tünay Mertekçi hazırlıyor bunları ve bugün çok değerli bir eski siyasetçi var. Hala siyaset yapıyor. Erat Okuzakumar Kullis, yakından tanıdığım bir insan. Ülkemizi bölünmeden kurtarmak için bir umudumuz varsa derhal harekete geçmeliyiz diyor ve en büyük engel zaman zaman her iki tarafı da etkisi altına alan siyasi irade veya iradesizliktir diyor. Tufan Erhürman Kıbrıs'a konuştu. 2024 yılı 2023'ü aratacak dedi. Aytu Türkkan'a konuştu. Kıbrıs gazetesinin bugün ön sayfasında ülkeyi yarınlara hazırlıyoruz diyor. Star Kıbrıs'ta da bu vardı. Başbakan Ünal Üstel, Sivil Savunma Teşkilat Başkanlığı ve Doğal Afet Arama Kurtarma Derneği arasında işbirliği protokolüne tanıklık etti. Yılın haberi Diyalog gazetesinde. Aha KKTC, aha KKTC diyor. Al sana KKTC. Kim olduğu belli değil. Sahte kimlikle yakalandı. Başka da belgesi yok diyor Diyalog adamın. Sahte kimliğiyle yakalandı. Hatta kimsin oğlum sen? Ben kimsin? Bilmem. Bu kadar. Al sana KKTC. Evet. Söylemiştik. CTP farkı, doğru zamanda doğru insan farkı çok önemli. Ve bugün gazetesinin manşeti. Cinayeti işlemeden bulun diyor. Bir kadın dayak yedi bir adamdan. Boşandı. Boşandıktan sonra adam gitti tehdit etti, öldüreceğim diye mesaj attı. Ve kadın bugün gazetesine sığındı. Lütfen cinayeti işlemeden bulun dedi. Ülke siyaseti pisliğini kusuyor dedi. Ve Nurel'in açıklamaları, Demokrat Parti'deki ağır suçlamalar bugün Özgür Gazete'nin manşetinde de yer aldı biraz önce bahsettiğimiz. Evet, Demokrat Gazetesi sivil savunma işbirliği meselesini. Forex mağdurları çoğalıyor. Gerçek, Kıbrıs Gerçeği'nin manşetinde bir uyarı var bunu. Ve Gıynık'ta bir başka uyarı var. Eğitimde büyük skandal. Uyuşturucu zanlısı okul kantincisi çıktı. Özel bir okulda. Evet, milyon TL'inde, TL değerinde uyuşturucu operasyonunda yakalanan ve hükümsüz tutuklu olarak cezaevine gönderilen bir kişinin Girne'de Doğa Koleji'nde kantin işletmecisi olduğu ortaya çıktı. Al da gel. Al da gel. Ozanköy'de bir kamyon elektrik tellerini koparmış. Vatandaşların güvenliği tehlikeye düşmüş. Evet. 4 günde 415 sefer var. Hakikat gazetesi reçetelerde yeni dönem başlıyor. Havadis Mausa'dan iyi haber demiş. Mausa'dan iyi haber. Gazi Mausa Belediye Başkanı Uluçay tam bir yıl önce çalışamaz durumda devraldığı belediyeyi ayaklar üzerinde durur noktaya getirdi. Bu yüzden CTP demiştim sizlere ben. Evet. YÖDAK Başkanı Turgay Avcı'nın Beyrut Amerikan Üniversitesi'ne giderek 85 yılındaki diplomasını aldığı lisans diplomasının denkliğinin olmadığı iddia edilmesi devam ediyor bunlar. Aman bu işi de artık çözün be gavolem. Patania reçetelerde yeni dönemi vermiş. Başka neyimiz var? Bağımsız gazete sigorta reçetelerinde yeni uygulama 1 Ocak'ta başlıyor.
Yeni uygulamanın ne olduğunu da yazmış Bağımsız Gazete. Bugün akşam baskısıydı o reçetede yeni dönem. Başka neyimiz var? Başka neyimiz var? Başka bir şeyimiz yok. Şimdi birinci araya gidiyoruz. 2023'te alev alev yandık diyor. 2023, 6 Şubat bizim için ölüm akşamıydı zaten. Ama sabah tabii ki Allah bir daha böyle büyük bir acıyı hiç kimseye, özellikle anneye ve babaya yaşatmasın diyoruz. İSİAS bizim ortak davamızdır. Bunu da belirtiyoruz. 3 Ocak'ta başlayacak davanın yakın takipçisi olacağız. Ve Hürriyet gazetesi Ferrari ile devriye diyor. Çetelerden alınan Ferrari, Porsche, Bentley gibi lüks araçlar polise verilmiş İstanbul'da. Gök vatana Kaan Gücü uçak yaptı Türkiye, savaş uçağı. Konut ve arabada fahiş fiyata fren getiriliyormuş. Millet şehitlerini ağlarken Hüdapar Atatürk'ün kurduğu mecliste özerklik istedi. AKP ve MHP'liler kuzu kuzu dinledi. Tek itiraz CHP'li Ali Mahir Başarır'dan geldi. Kürsüdeki kişi eyalet sistemini savunuyor. Utanmıyor musunuz? Bu ayıp size yeter. Evet. Hüdapar lideri Zekeriya Yapıcıoğlu şey diyor. Hani Kürt devleti eyaletinden bahsediyor. Hüdapar başkanı. Ve tabii ki Kıbrıs'ta da ayrı egemen devletten bahsediyor aynı insanlar. Bilmiyorum. Cumhur'un ortağı Hüdapar özerklik dedi. AKP ve MHP sessiz, sever düşü diyor Cumhuriyet gazetesi de. Hüdapar'a büyük tepki var bu konuda. Şeyci kesimden neyci kesim? Cumhur'da büyük telaş. Hüdapar'ın sesini kısmaya çalışıyorlar. Bahçeli ve Erdoğan diyor Bir Gün gazetesi. Evet, bu kadar okuyacaklarımız ve araya gidiyoruz. Aradan sonra Serhat İncirli'nin yazısını okuyacağız. Akabinde bu bizim bakkal dükkanını temizleyeceğiz ve Devrim Barçın'la sohbet edeceğiz. Hiçbir yere ayrılmayın. Yıllardır en doğalını, en sağlıklısını sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız. Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Na bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturalar birikti, gene onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. West Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemen mümkün. Kıptek, su, belediye ödemeleri, ev ve cep telefonu ödemeleri ve daha nice kurum faturalarını evden çıkmadan yapabilirsin. Üstelik fatura günün gelmeden bildirim de alın, unutman da. Hatta bak, sen hesaplarken faturaların ödendi bile. Sen de West Notifier'ı kullan. Tek uygulamayla tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştir.
Vestel'de büyülü kampanyalar yeni yılda sizleri bekliyor. 10.800 TL'den başlayan üçlü Ankastre setler, 36.800 TL'den başlayan dörtlü Ankastre set ve buzdolabı, 29.800 TL'den başlayan beşli Ankastre set, buzdolabı ve çamaşır makinesi, ayrıca sadece 5.200 TL'den başlayan Vestel TV'lerle hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün. Vestel'de yeni yıla özel fırsatları yakalamak için hemen Vestel mağazalarına uğrayın. Vestel, hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürmenin anahtarı. Altcan Towers güvencesiyle güneşin en güzel battığı yerde, mavi ile yeşilin iç içe olduğu huzur dolu bir yaşam sizleri bekliyor. Yeni yaşamalarınızda sizlere fitness center'dan futbol sahasına, tenis kortundan su sporlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından scuba diving'e, sinemadan açık ve kapalı oyun alanlarına kadar birçok aktivite ve sosyal etkinlik imkanıyla eşsiz bir yaşam keyfi sunuyor. Key West, muhteşem ödeme kolaylıklarıyla sizleri bekliyor. Altcan Towers. Sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin. Doğa dostu Solar Bay Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır.
%100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar Bay Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir. En son ne zaman hayal kurdunuz? Hiç bilmediğiniz bir şehri gerçekten yaşadınız mı? Ya da sevdiklerinizle kusursuz manzaralarda fotoğraf çekildiniz mi? Seven Air Travel'la dünyanın her yerine keyifli yolculuklar yapmanızı sağlıyoruz. Belki ilk değiliz ama en iyisiyiz. Bilinmeyeni keşfedip güzelliğinin tadına birlikte varıyoruz. Sınır tanımaz bir coşkuyla sizi, diğerlerinin imkansız dedikleri lokasyonlara güvenle uğurluyoruz. Seven Air Travel'la dünyanın her yerinde tatil yapabilmenizi kolaylaştırıyor. Beklentilerinizin ötesinde hizmetler sunuyoruz. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Seven Air Travel. Dünya sizi bekliyor. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracaksın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Ercan Tan Grup, 444-46-66. Sigorta yanımda. Bireysel ve kurumsal sigortacılığı tek bir uygulamaya sığdırdık. Dağlı Sigorta mobil uygulamasıyla sigortanızı kolayca satın alabilir, poliçelerinizi görüntüleyebilir, prim ödemelerinizi yapabilir ve hasar işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bunlarla sınırlı değil. Şubelerimize ve acentelerimize yol tarifi alabilir, anlaşmalı kuruluşlarımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bitmedi. Önemli telefonlara ve nöbetçi eczanelere de uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Hemen uygulama marketinize girerek Dağlı Sigorta uygulamasını indirin, bireysel ve kurumsal sigorta işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirin. Dağlı Sigorta mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. LX Exchange Office en avantajlı fiyatlarla döviz alım, satım işlemlerinde hizmetinizdeyiz. Metehan Kiler Süpermarket yanındaki ofisimizi hafta içi her gün ve cumartesi 8-20 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Döviz işlemlerinizde doğru adres LX Exchange. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı mağazası Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor. Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı lezzet olan Ece Bakliyatları, değişen dağıtım ağıyla tüm seçkin marketlerde. Tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle Ece Bakliyatları siz değerli halkımıza artık daha da yakın. Ece Bakliyatları tüm seçenekleriyle raflarda. Unutmadan taklitlerimizden sakının ve orijinal paketlerinizi sorgulayın. 30 yıllık lezzet tercihinize Entam güvencesiyle devam edebilirsiniz. Siz değerli halkımızın desteği olmasaydı bizler de olmazdık. Ece Bakliyatları tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle.
taze sebzelerle, felafel ve salatalarla, lezzetli yemekleri, güler yüzlü hizmetiyle. Muaş Vejeteryan Restoran, sağlıklı, yeşil ve lezzetli doğal bir yaşam. Muaş Vejeteryan Restoran, sağlıklı, yeşil ve lezzetli doğal bir yaşam. Muaz Vejeteryan Restoran, Bella Pais yolu Girne'de. Paket servis için telefon numaramız 0533 862 50 50. Evet, programımızın ikinci bölümündeyiz. Sema Recep, Gülsen Tosun, Ertan Karayen, Sam Köseoğlu Market, Ahmet Sözen, günaydın hocam. Halil Tayiroğlu, Cihan Kom, Münir Ordalı, Gönül Ada, Şebnem Eğri Yay. Çok teşekkürler Şebnem Hanım. Asaf Şenol, günaydın. Filiz Demiröz, günaydın. Evet. Komplo teorisi gibi olacak diye ama Tatar ve Oktay'ın fişi çekilmek istenmiştir. Oyun içinde oyun, beynimiz patlayacak. Evet, çok fazla yazılabilir bu konuda. Filiz Demiröz, günaydın. Buket Şekerci, Necati Özsoy, günaydın. Necati Başkanım, Asaf Güney, günaydın. Efendim, Facebook'tan, YouTube'dan bizi izleyen herkese sevgilerimizi tekrardan sunuyoruz. Arif Sultan Liman, Nazimen Albant, Yusuf Kadir Beyleroğlu, Melbourne'dan Rüstem Savtekin, Nidai Kandemir, Baba Günal, Gürcay ve arkadaşın Veli Arif Şah. Günaydın Gürcay ve arkadaşım Veli Arif Şah. Baba Günal öyle demiş. Simti ve ailesine iyi günler. Sen anlat biz dinliyoruz dostum diyor Baba Günal. Sağ olasın. Beha Köse, Çelebi Dağdelen Garava'dan günaydın. İzzet Vuruşan, Cengiz Gusela. Belediyecilikte uygun olabilir CTP. Tepeden gelen talimatları saymazsak cao dedi. Metin Emir Ali Bengisu, günaydın kardeş. Kemal Osman Ceyhanlı, Sadık Tuver, Esat Aziz Yarolakko, Esat Yaramış, Mahsun Uysal. otelde ağırlasaydık diyor Don Kobe'yi keşke. Salih Tuver, Mahsun Uysal. Ve lespit gezdirme günüdür diyor Arif Özyaprak bugün. Evet Arif abim. Cemal Kaya kardeşim, günaydın komutan. Hava nasıl olursa olsun, lakin senin havan iyi olsun. Sevgiler benden sana ve aileciğine sevgili Cemal Kaya. Hasan Karlataş, günaydın Hasan'ım. Vahşi Batı'dan selam etti bize sevgili Hasan Karlataş, bu ülkenin en güzel insanlarından biri. Ferhan Karaderi, Ali Tek'tan, Eralpa'bi Mesençal Gümrükleme, İhsan Üzgüner, Devrim Deniz, Eralpa'danır. Seslenmiştik sizlere de. Arif Osman, Mustafa Bican, Osman abim günaydın. Herkes ve her şey yolundadır eminim. O da güzel insanlarımızdan. Mustafa Ertürk günaydın. Havva Karavul Antalya'daydı. Umarım her şey çok iyidir Havva ablacığım. Selamlar, sevgiler. Evet, usandım başlıklı yazıyı okuyalım ama önce bir yudum son girnecom çekelim. Telvesinan melvesinan ne varsa gitti. Üstüne de saka. Endaksi filemu. Evet. Usandım. Demokrasi adına konuşacaksak, Kıbrıs Türk toplumunun 1900'lerin başından itibaren kendi kendini yönettiği zamanlardan söz etmek o kadar da kolay değildir. Hatta imkansızdır. Kıbrıslı Müslüman cemaatinden Kıbrıs Türk cemaati veya toplumuna geçiş sürecinde İngilizler adada egemendi. Kıbrıslı Türklerin seçme ya da seçilme hakkı son derece sınırlı bir demokratik olaydı. 60-63 arası dönemde devletin %30'una hükmettik mi bilemem ama 63'ten hemen sonra tamamen Türkiye'li sancaktarlar ve bayraktarın emrine girdik.
Aslına bakarsanız 58'den itibaren Kıbrıs Türk toplumunu en başta özel harp dairesi, sonrasında çeşitli farklı isimlerle Türk Silahlı Kuvvetleri, yani militarist Kemalist Türkiye yönetti. 2000'lerden itibaren Türkiye'de siyasi iktidarın değişmesiyle birlikte Kıbrıs Türk toplumunu önce Kıbrıs Türk'ü haline dönüştürdüler. Yani bir anlamda kimliksizleştirdiler. Sonra AK Parti'nin yoluna sürdüler. Kaçan kaçtı. Kalan kaldı, kalanlar işbirlikçi olmaya zorlandı. İşbirlikçi olmak istemeyenler marjinalleştirildi. Kimlikteki tükeniş veya bozuluş nüfus değişiminin apaçık bir devamıydı. Kimse sesini çıkarmadı. Çünkü özellikle devletten maaş ya da emeklilik benzeri geliri olan herkes bir şekilde idare ediyordu. Şu anda anladığım kadarıyla devletten maaşlı kesimin dahi idare edecek takati kalmadı. Zaten o takati gösterecek toplumda tamamen bitti. Günümüzde Kıbrıs Türk'ü ismiyle yaratılan yeni kimliği kim mi yönetiyor? 50 milyon dolarlık rüşvetlerde adı geçenlerle, nişanlıların telefonda görüntülü konuşmaları caiz değildir diyen yobazlar. Türkiye Cumhuriyeti Diyaneti bu fetvayı yayınladı, üzgünüm. Evet, nişanlıların telefonda görüntülü konuşmaları caiz değildir diye Türkiye Cumhuriyeti Diyanet İşleri fetva yayınladı, bildiri yayınladı. Ne diyorlar ona? Genel anlamıyla üzgün müyüm? Değilim ama çok usandım. Artık yazmak ya da konuşmak gelmiyor içimden. Çünkü hiçbir şey değişmiyor. Yazdıklarımı yürekten yazıyorum ve keyif de alıyorum. Başkaları da keyif almıştır, alıyordur ama söylediğim gibi hiçbir şey değişmiyor. Franklin Roosevelt şöyle der: özgürlüğü sürdürmenin tek emin kalesi, halkın çıkarlarını koruyacak kadar güçlü bir hükümet ve hükümet üzerindeki egemen kontrolünü sürdürecek kadar güçlü ve yeterince bilgili bir halktır. KKTC'de ne böyle bir cumhurbaşkanı ve hükümet vardır, ne de cumhurbaşkanı ve hükümeti seçebilen bir halk. Thomas Jefferson der ki, halk ne zaman iyi bilgilendirilirse kendi hükümetlerine o kadar çok güvenebilir. Halk hiçbir şey bilmiyor, bilgilendirilmiyor, haliyle kendini yönetenlere hiç güvenmiyor. Demokrasi mi? Hadi canım. Demokrasi olmasaydı sen bu yazdıklarını yazamazdın diyenleri işitir gibiyim. Demokrasi benim ya da başkasının rahatça yazabilmesi veya konuşabilmesi değildir. Lütfen bir kenara yazalım. Demokrasi en yüksek gücün halkın elinde olduğu ve bu gücün temsil yoluyla doğrudan veya dolaylı olarak halk tarafından kullanıldığı hükümet modelidir. Demokrasilerde insanlar kendi siyasi liderlerini seçebilme olanağına sahip oldukları için hayatları üzerinde bir miktar da kontrol sahibidirler. Bizde var mı bu? Yoktur. Bilmem anlatabildim mi? Peki KKTC'deki demokrasi ya da KKTC'de demokrasi yoksa içinde yaşadığımız sistemin adı nedir? Diktatörlüktür. Zorbalıktır. Monarşi bile diyebiliriz. Despotizm daha çok yakışır. Ya da totaliterizm. Ya da isterseniz monokrasi diyebilirsiniz. Olmadı, kleptokrasi deyin. Yanına da 50 milyon dolarcığı bırakın, tamamdır. Usandım 2. Gerçekten usandım dedik ya öteki yazıda. Buna da usandım 2 demeyi uygun gördüm. Bakın, bazı ihaleler çıkıyorlar. Mesela İskele'de bir lisemizle ilgili ihale. Keşif bedeli 26 milyon Türk lirası. Yani yasal olarak ihaleye katılmak isteyen bir mücahit 26 milyon TL'den bir kuruş fazla teklif veremez. Yasa açıktır. 38 milyon TL pazarlık usulü teklif veriliyor. Nasıl? Tamamen yasa dışı. Rauf Raif Denktaş'ın anıtıyla ilgili yanılmıyorsam 5. kez ihaleye çıkılıyor. Keşif bedeli 17 milyon Türk lirası.
Bu kez 26 milyon TL'ye bağlıyorlar işi. Yasa dışı mı? Yasa dışı. Peki ne olacak? Birileri bu işten para götürecek. Başka ne olabilir? Dolar kuru falan mı? Kardeşim, bu ülkede hiç mi doğru bir şey yapılmayacak? Gerçekten usandım. Şimdi tüm bu bahsettiğim ihaleler Bakanlar Kurulu'na gitmek zorunda kalacak. Yazık değil mi bu ülkeye? Siz usanmadınız mı? Yasa dışı bir şey Bakanlar Kurulu kararıyla yasalaştırılacak. Tıpkı Kıbrıs'taki akaryakıt alımı gibi. Tek farkla. Burada yiyecek olanlar Kıbrıs'taki akaryakıt sağlanmasına göre daha az yiyecek. Helal olsun mu? Vallahi olsun. Usandım. Ve son bir olay meslekle ilgili. Bu meslek zor mu? Çok zor. 31 sene önce Yeni Düzen'de gece editörlüğü ve muhabirlik yapıyordum. Bir adam Girne-Lefkoşa eski yolunda trafik kazası geçirmişti. Otomobil devrilmişti ve sürücü polis gelene kadar otomobilden çıkmayı reddediyordu. O kişi babamdı. Polis gelmeden otomobilden çıkmak istememesinin sebebi arabada taşıdığı içi para dolu çantaydı. Pazartesi akşamı çalıştığı iş yerinin parasıydı yani. Pazartesi akşamı 19.30 gibi uyudum. Sabah kalktım. Beni arayan telefon numaralarına baktım. Annem de arayanlar arasında. Sabahın köründe aramak istemedim. Televizyon programını yapayım ararım dedim. Tam programın başlayacağı sırada bir mesaj aldım. Ambulans şoförü bir dost. Babacığını sabaha doğru evden aldık, hastaneye götürdük. Tamamdır, iyidir. Şimdi de eve bıraktık dedi. Bu esnada yönetmenim Vedat Yıldırım düğmeye bastı ve ben mesajı okurken canlı yayın başladı. Annem meğer beni 01.40'da aramış. Aynı adına ablam mesaj attı. Hoca tamamdır dedi. Babamı herkes Sıtkı Hoca olarak bilir. Hocalığı imamlığından değil, öğretmenliğindendir. Hayatında da camiye gitme, daha gururla da söyler bunu. Durumu çok iyi. Kalp sanmış ilk başta ama mide çıkmış. Hep söylerim, bir ülkede vatandaşların en değerlileri acil servis çalışanları, polisler ve itfaiyecilerdir. Ambulans şoförleri, hasta bakıcılar, doktorlar, tüm personel. Binlerce kez teşekkürler. Gerçekten annem de Facebook'ta yazmış, biraz önce okudum. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine, çok iyi bakan insanlara. Evet, evet, günaydın. Kışın yaz günü gibi bir gün yaşıyoruz. Ne güzel dedi. Orçun Gamalı Gardatçığım, günaydın. Selamlar ediyoruz bir kez daha Nazim Hanım'a, Kamil Özbaysal'a, Hasan Başa'ya günaydın. Günaydın Osman abi tekrardan, Omorfo'ya, Mustafa Ertürk. Her şey yolundadır. Cuma akşamı nasıl geçti Mustafa'cığım, yoksa geçmedi mi? Şimdi kısa bir aramız daha var. Sevgili Devrim Barçın ile sohbet edeceğiz. Aradan sonra Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili Devrim Barçın. Aradan sonra bizlerle birlikte 30 dakika. En doğalını, en sağlıklısını sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız.
Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Ne bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturalar birikti, yine onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. Quest Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemem mümkün. Kıptek, su, belediye ödemeleri, ev ve cep telefonu ödemeleri ve daha nice kurum faturalarını evden çıkmadan yapabilirsin. Üstelik fatura günün gelmeden bildirim de alın, unutman da. Hatta bak, sen hesaplarken faturaların ödendi bile ha. Sen de Quest Notifier'ı kullan, tek uygulamayla tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştir. Vestel'de büyülü kampanyalar yeni yılda sizleri bekliyor. 10.800 TL'den başlayan üçlü ankastre setler, 36.800 TL'den başlayan dörtlü ankastre set ve buzdolabı, 29.800 TL'den başlayan beşli ankastre set, buzdolabı ve çamaşır makinesi, ayrıca sadece 5.200 TL'den başlayan Vestel TV'lerle hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün. Vestel'de yeni yıla özel fırsatları yakalamak için hemen Vestel mağazalarına uğrayın. Vestel, hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürmenin anahtarı. Alpcan Towers güvencesiyle güneşin en güzel battığı yerde, mavi ile yeşilin iç içe olduğu huzur dolu bir yaşam sizleri bekliyor. Yeni yaşam alanınızda sizlere fitness center'dan futbol sahasına, tenis kortundan su sporlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından scuba diving'e, sinemadan açık ve kapalı oyun alanlarına kadar birçok aktivite ve sosyal etkinlik imkanıyla eşsiz bir yaşam keyfi sunuyor. Key West, muhteşem ödeme kolaylıklarıyla sizleri bekliyor. Alpcan Towers. Sabahın güneşi başka, kokusu başka, tadı başka. Taptaze kahve çekirdeklerini özenle seçip güzelce kavurduk. Tam damak tadınıza uygun olsun diye tüm emeğimizin lezzetini bir fincanda topladık. Bugünü biraz daha güzel kılan güneşin doğuşu mu, tadı mı, kokusu mu bilinmez ama adının Girne John kahvesi olduğu kesin. Overcame it, y'all. I conquered every mountain. I've been through it all.
gotta seize it. Every moment, every minute, every time you get a chance, you gotta live it. Handle your business. I'm never scared with no fear. I'm well aware. I stay ready. I'm well prepared. I risk it all for the cause. They gon' risk. Doğa dostu Solar by Paralik. 69 yıllık Kemal Paralik güvencesiyle Solar Enerji Sistemleri Kurulumu'nda Kuzey Kıbrıs'ın en fazla tercih edilen markası olmaktan gurur duyuyoruz. Binlerce bireysel, yüzlerce kurumsal müşterimizle Solar Enerji Sistem Kurulumları sayesinde daha çevreci bir ada yaratmaya kararlıyız. Tüm evrak ve izin süreçleri sizler için tarafımızca yapılmaktadır. %100 anahtar teslim projelerimiz için ücretsiz keşif ve projelendirme yapılmaktadır. Solar by Paralik size ve çevreye kazandırmaya devam edecektir. En son ne zaman hayal kurdunuz? Hiç bilmediğiniz bir şehri gerçekten yaşadınız mı? Ya da sevdiklerinizle kusursuz manzaralarda fotoğraf çekildiniz mi? Seven Air Travel'la dünyanın her yerine keyifli yolculuklar yapmanızı sağlıyoruz. Belki ilk değiliz ama en iyisiyiz. Bilinmeyeni keşfedip güzelliğinin tadına birlikte varıyoruz. Sınır tanımaz bir coşkuyla sizi, diğerlerinin imkansız dedikleri lokasyonlara güvenle uğurluyoruz. Seven Air Travel'la dünyanın her yerinde tatil yapabilmenizi kolaylaştırıyor. Beklentilerinizin ötesinde hizmetler sunuyoruz. Sevdiklerinizle unutulmaz anlar yaşamak için Seven Air Travel. Dünya sizi bekliyor. Lassa'yla sağlam gideni ne durdurabilir? Yağmur mu? Çukur mu? Yoksa çamur mu? Sağlam duracaksın bu hayatta. Onu sadece tek bir şey durdurabilir. Sağlam duranların lastiği Lassa, yaya geçitlerinde herkesi sağlam durmaya davet ediyor. Ercan Tan Grup, 444-46-66. Sağlı sigorta yanımda. Bireysel ve kurumsal sigortacılığı tek bir uygulamaya sığdırdık. Dağlı Sigorta mobil uygulamasıyla sigortanızı kolayca satın alabilir, poliçelerinizi görüntüleyebilir, prim ödemelerinizi yapabilir ve hasar işlemlerinizi görüntüleyebilirsiniz. Üstelik bunlarla sınırlı değil. Şubelerimize ve acentelerimize yol tarifi alabilir, anlaşmalı kuruluşlarımızın iletişim bilgilerine ulaşabilirsiniz. Bitmedi! Önemli telefonlara ve nöbetçi eczanelere de uygulama üzerinden erişebilirsiniz. Hemen uygulama marketinize girerek Dağlı Sigorta uygulamasını indirin, bireysel ve kurumsal sigorta işlemlerinizi hızlıca ve kolayca gerçekleştirin. Dağlı Sigorta mobil uygulaması Google Play ve App Store'da. LX Exchange Office en avantajlı fiyatlarla döviz alım, satım işlemlerinde hizmetinizdeyiz. Metehan Kiler Süpermarket yanındaki ofisimizi hafta içi her gün ve cumartesi 8-20 saatleri arasında ziyaret edebilirsiniz. Döviz işlemlerinizde doğru adres LX Exchange. Adanın tek FBDO gözlükçü diplomalı mağazası Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 en yüksek kaliteli ve en uygun fiyatlı gözlükleri sizlere sunuyor. Yıl boyunca birçok markada %50 indirim, yeni model gözlüklerde mükemmel fiyatlar ve ödeme koşullarıyla sizleri de Mehmet Akay Optik ve Vizyon 2000 mağazalarına bekliyoruz. Yaklaşık 30 yıldır Kuzey Kıbrıs'ın tanıdığı lezzet olan Ece Bakliyatları, değişen dağıtım ağıyla tüm seçkin marketlerde. Tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle Ece Bakliyatları siz değerli halkımıza artık daha da yakın. Ece Bakliyatları tüm seçenekleriyle raflarda. Unutmadan taklitlerimizden sakının ve orijinal paketlerinizi sorgulayın. 30 yıllık lezzet tercihinize Entam güvencesiyle devam edebilirsiniz. Siz değerli halkımızın desteği olmasaydı bizler de olmazdık.
Ece Bakliyatları tek yetkili distribütör olan Entam güvencesiyle. Vejeteryan Restorant, Bella Pais yolu Girne'de. Paket servis için telefon numaramız 0533 862 50 50. Hacı Süleyman, Azim Enalban, sizlere de çok teşekkürler. Cemile Canaş, Canan Hasan, teşekkürler Canan Hasım, Hanım. Faika Arsal, babama selam eder. Keziban Şentürk Satrazam, Mustafa Ertürk, gerçekten usandın mı? Gerçekten usandım kardeş, sağ olasın. Çok teşekkürler. Sevgili Devrim Barçın, Cumhuriyetçi Türk Partisi Lefkoşa Milletvekili bizimle birlikte. Günaydın sevgili. Günaydınlar. İlçe başkanı aynı zamanda tabii. Evet, Lefkoşa evet. İlçe başkanı. Sevgili babacığına da selamlarımızı iletiyoruz. Bu matematik hesaplama işleri galiba babadan geldi size. Mümkün ya da anneyle babadan ortak geldi. Çünkü adam o kadar CTP'lidir ki oturdu, hesapladı, ona göre sevişti. Ve CTP'yle aynı günde doğurdu senin annen. Bugün doğum günündür. CTP'nin 53. Devrim Barçı'nın 41. doğum günü kutlu olsun. Çok teşekkür ederim abi. Vallahi aynı gün doğmak ama ayrı bir onurdu. Ha hiç bir doğum günü öncelik her zaman partimiz olduğu için bu akşam da mesela yine ailece bir doğum günü kutlaması tabii ki yapmayacağız. Hep beraber daha doğrusu doğum günü partinin yıl dönümünde Hidden Garden'da saat 19'da partimizi kutlarken o arada... Bir keyicik getirsinler sağ olasın. İşte partinin pastasını keserken biz mumu üflerken onun niyetine tam bir ekonomistsin yani ucuza getiriyorum meseleyi de. Ekonomi yapmamız lazım abi. Dönem zor dönem. Partinin parasını yedi falan da derler. Sevgili Devrim,
hiçbir şeye başlamadan bu konuda Hasan Hasürer'in dünkü yazısıdır yanılmıyorsam Kıbrıs'ta. Ama Hasan Hocam'ın kendi internet sitesi de var. Hemen bakayım tekrar da. Çünkü yasanın adı çok uzun. Bu gara para mara para meselesi. Söyleyebilirim. Ama Hasan burada. Hocam diyor kimse sesini çıkarmadı. Neden? Cuma günü bütçeyle beraber bir yasa bir şey oldu. Değişiklik oldu. Nedir bu? Şimdi şöyle söyleyeyim. Anayasa ve anayasadan feyiz alınarak yapılan iş tüzük gereği Meclis Genel Kurulu'nda bütçe görüşülürken yasa görüşülemez. Suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasasıdır. Cuma günü mecliste geçen. Bu anayasa hükmü gereği, yani bütçe görüşülürken yasa görüşülemeyeceği için ve bütçede bir aydır mecliste görüşüldüğü için ve meclis de tatile gireceğinden dolayı, tatil dediğim işte yani bütçe bittiğinde yılbaşı geldiği evet. için başka oturum olmadığından dolayı yılbaşından önce de bu yasanın geçmesi gerektiği için bütçe tamamlandı ve tamamlanır tamamlanmaz bu yasa tasarısı orada geçirilerek yürürlüğe konuldu. Şimdi herkesin bazı doğru diyebildiği yanlışlar vardır. Onları biraz ifade etmek isterim. Şimdi bu yeni bir yasa değil. Bu ülkedeki ekonomik ilişkileri baltalayacak veya şu anda devlete gelir getiren bazı kalemlerdeki iktisadi ilişkileri engelleyecek bir yasa da değil. Şimdi Serhat abi 2008 yılında 14 Ocak 2008 yılında Cumhuriyet Meclisi'nden yine Cumhuriyetçi Türk Partisi hükümeti döneminde suç gelirlerinin aklanmasının önlenmesi yasası geçti. Şimdi bu yasa ağırlıklı olarak o dönem için düşündüğümüzde, o dönemki ekonomiyi düşünelim 2008, bankacılık ve finans kuruluşları üzerinden daha çok dönen, daha çok bankacılık üzerinden dönendi. Hatta hatırlayın bu krizleri çıkmıştı, offshore bankalar vardı. Dolayısıyla kara paranın aklanması noktasında sizin şu anda bankacılık sisteminizin uluslararası alana açıldığı yer Türkiye Cumhuriyeti'dir. Evet. Dolayısıyla Avrupa Birliği'nin önümde de bulunda bulduğum direktifleri vardır ve mali eylem görev yükümlülükleri vardır FATF'ın. Tamam mı? Bu çerçevede 2008 yılında bankacılık sistemindeki suç gelirinin aklanmasına yönelik bir yasa yapıldı zaten. Nedir mesela? 10 bin euro hatırlayın. Hatta bir gazinoda bir Kıbrıslı Türk'ün kazanmasını gidip sonra bankaya yatırdı sene... falan. Nasıl çıktı ortaya mesela? Evet. Bizim şu anda bütün bankalarımız, belki siz bilmiyorsunuz ama bu sistem kurulmuştur. 10 bin euro ve muadili bir para yatırdığınızda bunlar otomatik sistem vardır. Para kambiyoya bildirilir. Ve günü geldiğinde yani o hareketler görülür. Dolayısıyla tabii şu İngiltere'deki gibi yani. Aynen tüm dünyada olduğu gibi. Ha şimdi bu sadece bankacılık sistemi değil. Özellikle dediğim gibi bizim de finans alanında tek açılabildiğimiz uluslararası alan Türkiye olduğundan dolayı. Evet. Tamam mı? Bu bankacılık sistemine giren paraların diğer taraftan kripto bağlantıları, diğer finans kuruluşları, otogalerileri bunlarla ilgili de daha önce bankacılık sistemine getirilen düzenleme gibi düzenleme getirildi. Herhangi bir ilişkiyi kısıtlayıcı bir şey değil ve bir daha üzerine basarak söylemek istiyorum. Bu yasa AB direktifleri ve FATF'ın mali eylem görev gücünün 2010 yılında kabul edilen tavsiye kararlarına binaen çıkarılmıştır. Şimdi nedir? Çok kısa bir iki cümleyle söyleyeyim. Şimdi Serhat İncirli aldı bir bavul parayı 60 bin pound getirdi Devrim Barçın'a. Dedi ki al arkadaş bu parayı da ver bana bir tane cip dediğinde artık o galeriye 10 bin euronun üzerinde bir işlem yaptığı için bakın mal alış satışını engelleyen bir şey değil. O galeriye bazı yükümlülükler yüklüyor. Diyor ki 10 bin euronun üzerindeyse eğer bu aldığın nakit para ve bankacılık hizmetleri aracılığından da değil nakit para aldın getirdi sana bavulda verdi. Sana diyor bir müşteri tanı prensibi vardır. Sana görev yüklüyor galeriye. Bunu da bir yere bildirme yükümlülüğü de yüklemiyor. Diyor ki bu adamın kimlik kartını alacaksın. İşte yerel ve yabancı resmi makamlarda verilen kimlik belgesinin aslını alacaksın.
sözleşme, iş ilişkisinin amacını, hedeflerini, kaynağını ve bunlarla ilgili de tüzükler çıkacak, forumlar çıkacak. Yani yarın o bir gün bir sorgulama olduğunda, o kişinin belgelerinin o iktisadi ilişki içerisinde olan galeride bulunmasını istiyorlar. Çünkü tabii bunlar iddiadır, yapılan değerlendirmelerle şu andaki mevzuatımızda Serhat bir bavul çanta 60.000 pound'u getirip bir galeriden arabayı aldığında bunun herhangi bir sorgulamasının yapılmasının herhangi bir yasal düzenlemesi yok. Dolayısıyla bankacılık sistemi gibi diğer o trustlarda olsun, o üzerine koçan alamayan yabancılarla ilgili mülk alımıyla ilgili sözleşmelerde olsun, bunlar da bu ilişkide olanlara yani satıcılara satın alanın bilgilerini toplayıp derleme noktasında bir görev yüklüyor. Demiyor kendine Serhat getirdiği parayı da arabayı satın sataman kendine önce onay alacaksın falan filan, böyle bir şey yok. Sadece yapılan bu ilişkinin kayıt altına alınması. Bak abi, kayıt altına alınması. Bunu sağlamaya yöneliktir bu yasa. Ve eğer sende bir şüphe uyanırsa bu bilgileri toplarken, arkadaş şimdi Serhat getirdi bana 60.000, verdim kendine arabayı, lütfen alayım kimlik kartınızı, hangi işi yapıyorsunuz, geliriniz nedir? Bu sorgulamalardan eğer Serhat kaçınırsa, ki temizse kaçınmaması lazım, eğer kaçınırsa bunu da yine örneğin galeri üzerinden gittiğim için devam edeyim, bir yükümlülük yüklüyor galeri ki diyor ki savcılığa bu konuda diyor bilgi bir verin. Şüpheniz oldu, bilgi verin. Yani özetle Serhat abi, evet, şu Hasan Hasdüreli abimizin söylediği bir eksiktir. Ben bunu bir öz eleştiri olarak alıyorum. Ama takdir edin, siz de 7 hafta sabahtan akşama kadar bütün gün bütçede ciddi anlamda bir yorgunluk yaşadık. Ve bütçenin son günü bunu da geçirmemiz lazımdı. Ondan dolayı oy birliği de olduğu için bununla ilgili gerek yasa evet. çalışmasını yapanlar, gerekse bizler konuşmalarımızı şimdi, yeni döneme bıraktık. Bu yasa yürürlüktedir. Resmi gazetede yayınlandı değil mi? Görmedim ama çıkmış olması lazım. Şimdi bakamadım. Bu yasadan önce olduğu iddia edilen mesela bir 50 milyon dolarlık rüşvetten bahsedilir. Evet. Şimdi böyle bir durumda bu 50 milyon dolar valize koysan en az 500 valiz isten. En az 500 valiz, 2 uçak, 500 valiz, 2 uçağa ancak girebilir. Ya da kargo uçağı koyacaksın veya bir şilep getireceksin. Belirli bir konteynercik senin olacak, içi de para dolu. Yani artık parayı böyle nakit olarak 50 milyon dolar zaten bulaman bir yerde. Evet. Bankadan bankaya da havale edemen, bir tek belki kriptodan kriptoya gidebilir. Evet, kripto... Şu anda bu kriptolara da bu yasayla az önce anlattığım yükümlülük. Tamam ama geliyor. Yani biraz böyle bu 50 milyon dolar işi de bana biraz hayal gibi geldi. Yani ben o konularda çok netim. Şimdi tabii... Yani rüşvet var mı yok mu meselesinin yok. Dışında 50 milyon dolarlık rüşveti nasıl yaptılar? Yani mesela bir kişinin Ankara'da çok büyük bir malı vardı, 50 milyon da onun üstüne çevirdi. Bilmem. Yani orada anlatılan yöntem... Paradır. Yöntem var, evet. Paradır. Ama ben şundayım. Şimdi... Var yani öyle bir yöntem 50 milyon doları biri birine versin. Vallahi bilmiyorum öyle bir yöntemi. Yok, ben de 2 milyon dolar isterim de. 2 yani milyon yöntemi... senin veren yok da acaba derim. Onun için korkarlar benden. Verin de korkmayın. Ama şu anda şudur abi. Bu ses kayıtlarına bu derecede tek taraflı ses kayıtlarına ne kadar itimat edecek? Yani bu yarın senin benim de başıma gelebilir. Ama benim başıma gelir zaten evet. Böyle şeyler her gün. Ama aması var şudur. Bu iddiada bulunulan kişiler ne yapıyor? Kendini aklamak adına. Aklanması gerekir. Mesela neden çıkıp Ersin Tatar bütün mal varlığını, hesaplarını sosyal medya veya basın aracılığıyla arkadaşlar yalandır. Aha benim de hesaplarım bunlardır. Aha yayınlıyorum burada. Mal varlığı ama bu, borçlarım bu. Kanalı satış rakamlarını meclise vermedi mesela daha. Ben onu sorguladım mesela. Evet. Maliye Bakanlığı üzerinden. Maliye Bakanlığı'nın bana bütçe görüşmelerinde verdiği cevap, bize henüz bir resmi satış yapıldı ve bir para ilişkisi içine girmediği için herhangi bir vergi sorgulaması yapamadım. Zaten yıl sonu hesaplarına gösterecek onu. Evet, yani o yüzden. Henüz... Orada bir sıkıntı yok ama evet. Meclise bildirmek zorundadır. Yasal zorunluluğu var, içgüdü gereği değil mi? Tamam. Ama
işlem gerçekleştikten sonra bildirmek zorundadır. İşlem, satış işlemi gerçekleştirdi. Satış işlemi, maliyenin, ben onu diyorum Serhat abi. Tabii bu benim bilgim, bir hafta önce. Maliyeye bildirdikten bir ay yani içerisinde. Yani resmi olarak şirketlerin bu kayıtlarında şirket devirlerinin yapılmadığından dolayı. Yapıldı hepsi. Yani yapılmadığından dolayı ve bu para ilişkisi vergiye bir beyan edilmediğinden dolayı. Evet. Biz bunu şu anda vergisel anlamda sorgulamıyoruz denildi. Bildiğim bu. Ama bekliyoruz. Bütçe, bütçe. Görüşecek tabii ki. Biz bütçeye geçelim. Şimdi bütçede bu dönem farklı bir bütçe görüşmesi yapıldı. Cumhuriyetçi Türk Partisi farklı bir yöntem izledi. Doğru bir yöntem izledi. O da neydi? Kral çıplağı Maliye Bakanlığı'nın resmi rakamlarıyla Ulusal Birlik Partililerine gösterdi. Ve bu topluma bir şey daha gösterdi. Bu ülkede para vardır. Ve bugün Ulusal Birlik Partisi de Türkiye'den bir kuruş para almadan maaş ödeyebilmiştir. Şimdi sana ilginç gelecek. Muhalefet milletvekili bir insan Türkiye'den para gelmeden ULBP'nin maaş ödemesini ne için söyler diye. Şundan dolayı söylüyorum. Bravo. Bravo diyorum ve şunu da söylüyorum. Yüzümüze baka baka üzerimizde bilinçli olarak bir ideolojik örgütlenme yapmaya çalışıyorlar. Bu da nedir? Türkiye buraya kaynak aktarmazsa aç biz kalır. Okul yapamayız, hastane yapamayız, maaş ödeyemeyiz. Tamam mı? Peki bu böyle mi oldu? Hemen rakamlara bakıyoruz. Kasım ayı itibarıyla kamu maliyesinin desteklenmesi için bütçede öngörülen 2 milyar 690 milyon maaş ödemesine gelen para ne kadar? 226 milyon. Dişinin kovuğuna gitmez. Yani Türkiye Cumhuriyeti buraya kaynak aktarmadan şu andaki hükümet, yani Türkiye'den Türkiye Cumhuriyeti UBP'yi sevmiyor mu diyelim onların dediği gibi, onlara para yollamadan şu andaki hükümet maaşları ödeyebilmiş. Peki yatırım 4 milyar 657 milyon bütçede ayrılmış, yollanan para %8.8'i 409 milyon. Yani şimdi Türkiye sevmediği için mi UBP'yi parayı yollamamış? Dolayısıyla bunlar hep çıkıp anlattık ve bir şey daha söyledik. Dedik ki Kasım 2023 itibariyle siz verdiğiniz bu verileri Maliye Bakanlığı kürsüye çıktı ve dedi ki Tufan Hoca'nın ifade ettiği, Devrim Barçın'ın ifade ettiği veriler de doğrudur. Sizin bütçenizde 1 milyar 978 milyon da artıda. Şimdi 2 milyar. 2 milyar artıda Kasım sonu itibariyle. Şimdi Serhat abi buradaki kilit nokta şu. Kendi oturdukları partideki başkanlıktan tut en aşağı koltuğa kadar. O kadar iradelerini teslim etmiş noktadırlar ki Türkiye'ye, tamam mı? Türkiye'den kaynak gelmeden bu ülkede maaş ödenmez. Türkiye'den de en iyi parayı da ben alırım. Ben almam için de burada oturmam gerekir. Üzerinde kurdukları bir söylemden başka bir politika hatları da olmadığı yalan için. Yalan ama yani açık evet, yalan. Tamam mı? Bundan dolayı çıkıp ben kendilerine dedim ki siz başardınız, Türkiye'den kaynak almadan maaş ödediniz. Çıkın ve bunu kürsüden ifade edin. Öyle biz mi? De sizi alkışlayalım. Neden? Türkiye Cumhuriyeti de demiyor mu? Kendi ayakları üzerinde duran bir kakadecedir bizim yaşatmak. Duruyor işte. Ama bizim burada isyan ettiğimiz ve topluma da göstermek istediğimiz bir şey var. 4 yıldır 500 yataklı hastane yapılacak bu ülkeye değil. Yalan. Ve Türkiye Cumhuriyeti bu kaynağı vermediği için hastane yapılamadı deniliyor. İşte biz de topluma şunu gösterdik. Peki senin bütçen 2 milyar artıdaysa neçin sen ödenek koymuyorsun ve hastane. 500 yataklı hastaneyi kendin yapasın? 1000 yataklı. Okulla, evet, hatta 500 yataklı da dilimize pelesenk oldu, onu da değişmemiz lazım. 4 yıl önceki nüfusa göreydi o. 4 yıl önceki nüfusa göre yaptığımız hapishane şu anda... Bravo, yetmiyor. Burası bile yetmiyor. Sur içine yetmez. Aynen. Yani. Dolayısıyla biz bu bütçede salt rakamları konuşmadık. Topluma şu mesajı vermek istiyoruz net bir şekilde. Bakın bu ülkede kayıt dışılık has safhada olmasına rağmen bu ülkenin kaynakları vardır. Ey Kıbrıs Türk halkı, siyasi iradene sahip çık, kendine güven, kendi öz kaynaklarından bu ülkede maaş ödemeyi geçtim. Çünkü devletin asli görevi maaş ödemek değildir. Bu ülkeye biz kendi gelirlerimizden okulda yapabiliriz. Hastanede yapabiliriz. Kamusal hastanemizi de yaparız. Kamusal ulaşımı da o şafları da yakarık. Karayollarını. Kendine güven. Bu ülkenin bu noktada kaynağı vardır.
Şimdi 14 milyar Türkiye'den para gelecek dedi. Manşetler hemen bütçe çıktığında öyledir. Manşetlere derler ki Türkiye'den 14 milyar para geliyor. Ben de diyorum ki kusura bakmayın. Artık bu yalanın arkasına saklanıp siyaset yapmayın. 2023 yılında Türkiye'den aynı manşeti attığınız 10 milyar para gelecek dediğiniz 2 milyarı savunmaya gelmiş. Toplamda gelen para 3 milyar yani 1 milyar para gelmiş. Yani 10 milyar para gelecek diye manşetler atılır. Övgüler, metiyeler düzülür. Gelen para ne kadar? 1 milyar. Peki bu ülke maaşını ödeyebiliyor mu? Ödüyor. Bütçesi artı verebiliyor mu? Artı veriyor. O zaman sen neden kardeşim kendi ayakları üzerinde bak ey halk ben durabiliyorum ve ben kamusal sağlık, ulaşım ve eğitim altyapımı güçlendirmek için de yatırım yapabiliyorum demiyorları deşifre ettik. Kendi rakamlarıyla da bunları yüzlerine vurduk. İşte CTP ile söylemeye gerek yok. UBP'nin en büyük farkı budur. CTP'nin en büyük farkını bugün Mausa Belediyesi'nde de gösterdi evet. Aslında. Süleyman Başkan'ı da kutlarık bir kez daha bu konuda. O çok çok önemli bir yani ama aslında toplumun da artık biraz hafızasını bu konularda canlı tutmaya ihtiyacı var. 94'lerde Oktay Kayalp yine CTP geldiğinde yine aynı sorunları alıp sigorta ihtiyaç sandığı vergi borçlarının hepsini tamamlayıp belediyeyi borçsuz devrettiydi. Geldiğinde belediyenin dediğiniz gibi İsmail Artel'in kişiliğinden ayrı yönetsel evet. noktada getirdi. O zihniyet yönetimine karşı. İşte İsmail o zihniyetten bahsedelim aynen. zaten şu anda. Yani zihniyet, aynı zihniyet. Aynı zihniyetin getirdiği hal belli. İşte CTP geldiğine sigortalarını, ihtiyaç sandıklarını düzenledi, etti. 2024'ün sonundan sonra da altyapı yatırımlarına yönelik kendi kaynaklarını yaratma noktasına geldi. Bence bu bütçede bir şey daha ortaya çıktı Serhat abi. Genel bütçede. Genel bütçede. Bugünkü Ulusal Birlik Partisi'nin Türkiye'nin kurduğu sağlıksız ilişki kadar ada tarihi sağlıksız bir ilişki yaşamadı. Mesela 2018'de Sayın Tufan Erhürman'ın başbakanında dörtlü hükümet dönemi biz oturduk iki devlet olarak dedik ki Mali İşbirliği protokolü görüşülecek. Dedi ki yani biz bunun yapılması karşılığında size bu parayı vermeyi taahhüt ediyoruz. Öyle değil ya görüşmeler. Cumhuriyetçi Türk Partisi de dörtlü hükümet dönemi dedi ki bu bizim politik duruşumuza, siyasi duruşumuza olmaz. Sendikaların işlevsizleşmesi, toplu sözleşme hakkında müdahale. Biz yapamayacağımız işe de imza atmayız. Dolayısıyla biz bu protokolü imzalamayız. Ne dediler? Bakın protokolü imzalanmadığı için Türkiye'den kaynak gelmiyor denildi değil mi? Peki protokolü gidip imzaladılar mı? İmzaladılar. Hatırlayalım 18 belediyeyle birleşip düşerken ne dedilerdi bize? Reform ödeneği var orada 500 milyon para. Bütün belediyelerin sigorta ihtiyaç sandığı protokolda da imzalandık. Yapalım bu yasayı. Protokolda da yeri var reform ödeneği. Almadı o adam. Gelecek. Hani para? Protokolda imzaladık. İşte Türkiye'yle ilişkileri bozan bu UBP'nin zihniyetidir. Yapamayacağı işe. Zaten ben bir şey daha söyleyeyim. Ne imzaladıklarını bile bildiklerine, bilmediklerine adım gibi eminim. Boş kağıda imza atarlar. Bir uluslararası anlaşma imzalandıktan bir hafta sonra en kötü yayınlanmaz mı? Bizde 3 ay sonra yayınlanır. Boş kağıt imzalanır giderler orada altını doldururlar. Ne olup olmadığı belli olmadan. Gelirler ondan sonra burada aferin şaşaşa ışıkların altında buradaki gibi. Biz protokol imzaladık. Sensin bozan ilişkiyi 10 milyarda 1 milyar gelmiş. Bari imzalama da dik dur. Eğer sana yapamayacağın şeyler varsa ben burada Türkiye Cumhuriyeti'ni suçlamam ama burada kabahatli olan bizim taraftı. Yapamayacağın sözü ne vereyim? Evet. Senin sürelerin kısıtlı ama çok kısa birkaç veri daha paylaşmak isterim. Şimdi bir de şu gerçeklik ortaya çıktı. Bu yeni yasayla birlikte bazı veriler, işte KKDC'nin Türkiye'ye dış borcu ne kadardır, Türkiye'den ne kadar ithalat yaparız, bunlar paylaşılmak zorunda olduğundan dolayı. Şöyle bir ilginç veri geldi, bunu kamuoyunun bilmesi gerektiğini düşünüyorum. Şimdi biz Türkiye'den imzaladığımız protokollarda maliyeye gelen para bilin kredidir. Senin devletin borcudur be kardeş bu. Alırdı, almazdı, talep ederdi, etmezdi, hiç fark etmez. Bir de devletin borcudur bu sonuçta. Sen devlet devlet diyorsa. Şu anda toplam TL bazlı biliyorsunuz imzalarak para bize girdiği anda para bize TL gelir. Hanemize borç olarak o günkü dolar kurundan dolara çevrilir. Şimdi Türkiye 100 milyon yolladı. Pardon 300 milyon yolladı. Bugün kur kaç? 30. Senin haneye bu. O gün 300 milyon bölü 30 karşılığı dolar neyse borç yazılır.
Bakın, bu devletin resmi verisidir. Bugüne kadar aldığımız TL bazlı. Bakın cümle okuyorum. Protokoller çerçevesinde kullanılan krediler. Mizan'da diyor, alındığı dönem kurları ile muhasebeleştirilen TL karşılığı 7 milyar 911 milyon sera tabii. Dolar. TL. Ha, pardon. Yani bize Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar verdiği kredi biliyorsun TL veriyor. Ama hanemize dolar yazıyor. Bunun hanemize dolar yazılmasına binaen şu andaki mükellefiyetimiz ne kadardı bilir misiniz? TL olarak. TL olarak 120 milyar TL. Acaba bucu. Dolar da söyleyeyim. 4 milyar 113 milyon dolar. Nerededir hani bu TL kullanmanın avantajlarını yaşayacaktık? Bu kakadece devletinin işte Türkiye'nin bunları ne için oturup konuşmazsınız? Ben sorarım. 8 milyar verip 120 milyar almak nerede var? Peki mantığını nasıl açıklarlar bunun? Bence açıklayamam. İşte bunu konuşmuyorlar ki, bunu konuşmaya cesaret edemiyorlar. Şimdi biz Euro endeksli muhasebe yapalım dediğimizde bize olur mu canım öyle şey, ana vatan, Türk lirası kullanmanın avantajları. Türkiye sana yuvarlak söylüyorum 8 milyar kredi yazdırmış hani, 7 milyar 911 milyon. Oldu 120 milyon. Şu anda ödemek istersen kendine 4 milyar 113 milyondur dolar. Bunun da karşılığı 120 milyon milyar TL'dir. Kakadece devleti borçlandırılırken TL alacak, hani dolar yazılacak da biz dediğimizde vatandaşa ücretlerini de dövize endeksli TL ödeyelim, kabul edin mi? Şey aklıma gelir, Rumlar yarın mallarını bugünkü kurdan istersen yapacak gibisinden. Yoksa o günkü kur mu? TL'ye borcumuzu, TC'ye borcumuzu da o günkü kurdan ödeyelim. O günkü kurdan. Bizim zaten öyledir ha. Yani o günden dolara çevrildi, artık şunu bilecek. Yani halk şunu bilecek. Bizim şu anda Türkiye Cumhuriyeti'ne kredi borcumuz 4 milyar 113 milyondur Serhat abi. Evet. Peki şunu ifade etmek isterim. 2022 yılında bitiriyoruz, hızlanıyorum. Evet. 2022 yılında Türkiye Cumhuriyeti'nin maliyeye yolladığı para 1 milyar 189 milyon. Bak hiç böyle matematikçi olmaya gerek yok, tamam. Yuvarlak gidelim. 1 milyar 200 milyon yani. Evet. Şimdi sen Türkiye Cumhuriyeti'sin. Tamam. Ben de kaka edeceğim. Sen bana dedin ki ve devrim al bu 1 milyar 200'ü de bütçende istediğin gibi harca. Ben de gidip Serhat'tan, Türkiye'den ithalat yaparım değil. Kaç paralık ithalat yapmışım bilin? 38 milyar TL. Serhat abi, bir koyup 38 almak nerede vardır ya? Tamam. Şimdi bize besleme dediğimizde niçin ağrımıza gider daha iyi anlaşılsın. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti kendinden ihracat yapılsın diye üreticiye teşvik verir değil mi? Kendi teşviğinin katma değeri 1 milyar verip 38 milyar alabileceği bir katma değer kendi ekonomisinde bile yaratamaz. Dolayısıyla dediğim şudur. Bu ülkenin kendi ekonomisi de vardır. Kendi hacmi de vardır. Kapılarla beraber, turizmiyle beraber, mülk satışıyla beraber büyüyen bir ekonomik hacmi vardır. Dolayısıyla bu ülke kendi ayakları üzerinde durabiliyor. Yani Türkiye Cumhuriyeti bize harcamamız için 1 milyar 189 milyon vermiş. Biz Türkiye Cumhuriyeti'nden 38 milyarlık mal almışız. Bunlar kendi Sayın Olgun Amcaoğlu paylaştı. Peki Türkiye ihracatımız ne kadardır? Hemen söyleyeyim. Aynı yılda. Türkiye'ye yaptığımız 2022'deki ihracatımız 60, ama bu dolar olarak verilmiştir. 2022 yılı kuru Türkiye'ye 67 milyon dolar. Yani o dönem 2 olsa, 20 olsa 1 milyar 300 milyon. Evet. 1,5 milyar da gene. 1,5 milyar. Yani 67 milyon dolardır. Evet, şimdi biz bu durumda yaklaşık 3 milyar değilim maksimum bir para geldi Türkiye'den, sattıklarımız ve yardım dahil, ve Türkiye'ye 40 milyar geri gitti. Evet. 35 evet. milyar karı var Türkiye'nin evet. başta. Yani şimdi bazen derler ya devrim çok rakamlara boğan konuşmanı, ama ben de derim ki rakamlar sayılardan ibaret değil, rakamlar ideolojinin ve partilerin politikalarını gösterir. Bu işte politikayı gösterir. Bir verin 35 alayım. Türkçesi budur bu. Burada Türkiye'yi tekrar söylüyorum. Suçlamak için bunu söylemiyorum. Ama bunun benzeri mesela şey için de konuşulur. Örneğin hava sahası,
ödeneğiyle ilgili olarak. Şimdi orada biraz farklı bir durum vardır. Yani bugün şöyle bakalım. Ercan olmasa da bu hava sahasının yönetimini Türkiye üzerinden yapabilirler zaten. O bize tırnak içinde tanımış bir favor'dır yani. Tamam ama para nereye gidiyor? Para Türkiye Cumhuriyeti'ne gidiyor, evet. Ha, onu söyledim. Bu verdiği hizmet, evet, Türkiye Cumhuriyeti'ne. Ama hadi o daha böyle tartışmaya açıktır ama bu somut. Giren para belli, çıkan para belli, ne olduğu belli. Peki ihracattaki paylara bakıyoruz Serhat abi. Mesela yaptığımız ihracatın %53'ü Türkiye'ye, %47'si üçüncü ülkelere. Demek ki yani bizim dünyaya açılan tek kapımız Türkiye. Yarı yarıya. Yarı yarıya. Hatta 2021'de %49 Türkiye, %51 üçüncü ülke. Pellim aldıydı o dönemde galiba işin, evet, şeyini. Yani şuna gelmeye çalışıyorum. Artık Türkiye'nin ilişkilerimizi sağlıklı zemine oturtmamız lazım. Sağlıklı zemine oturtma da halkın doğru bilgilerin bilmesinden olacaktır. Ben bu çerçevede bu bütçe döneminde rakamları ortaya koymaya çalıştık. Bütçe çok net bize gösteriyor ki siz 2022'de 5 milyar 370 milyon bu bütçe açık verecek dediniz. Verilen açık 271 milyondu Serhat abi. Bu öngörüsüzlük bizim bugün hastanemizin olmamasına neden oluyor. Evet. Sen dedin ki benim bütçe açığımı ben borçlanarak kapatacağım. Bütçe açık vermedi ama gidip o borçlanmayı yapıp hastaneyi de yapmadı. Dolayısıyla rakamlar salt harf sayılardan oluşmuyor. Rakamlar politikaları ortaya koyuyor. Bu ülkede kaynak vardır. Biz kendi yerel gelirlerimizden artık ekonomimiz öyle büyümüştür ki değil maaş ödeme, yatırımları da kendimiz yapabilecek, evet, noktadayız. Cenk Şen'in bir sorusu var. Tabii. Devrim Bey mecliste EYT için konuşma yapmıştı. Evet. Emekli olabilecekler için geriye dönük yasa çıkarmışlardı. Yok, çıkarmadık, çıkarılması gerektiğini ortaya koydum ben. Evet. Sigortalı olduğumuzda imzaladığımız sigorta sözleşmesini hiçe saydılar diyor. Doğru. Şurdu. 1 Ocak 2008 sen de aynı pozisyondasın. Tabii kaçta olmuşsun? 67. Ben emekli oldum bu ay başından itibaren. Tamam. Şuydu Serhat abi. 1 Ocak 2008'den önce sigortalı olarak işe başlayan herkes bilirdi ki 25 yıl prim yatırılırsa 50 yaşında emekli olacak. Evet. 1 Şubat 2012'de Şerife Ünverdi yasası derim ben ona. Ulusal Birlik Partisi tek başına hükümette 55 değil, oldu yaş. Yok, 60 oldu. Ha, 60. 60 oldu. 1976 sonrası doğumluysan 60 oldu. O birileri kademeli yükseltildi. Evet. Bunun ne gerekçeyle yaptılardı? Bak Türkiye'de kademeli yükseltti ya. Aktüeryal denge. Şimdi Türkiye ne dedi? Ya oyun başladıktan sonra oyunun içinde kural değişir mi? Değişmez. Dolayısıyla biz insanlara oyun başladığında kural neyse o kuralları yeniden tesis edeceğiz dedi. Evet. Ve EYT'yi yaptı. Ben de diyorum ki madem her şeyde Türkiye'ye örnek alıyoruz, bu konuda da biz de oyun başladığında oyunun kuralı neyse buna geri dönelim. Evet. Kıbrıs'ta EYT'yi bu yüzden konuşmamız gerektiğini inanıyorum. Dedi. Naci Süleyman, Raif Asfaroğlu, Kezban Şentürk, Sadrazam, Hulusi Kilim, Hasan Hüda Ecer, hayırlı yaşlar dedi. Teşekkür ederim Hasan. Melda Faruk, Huriye Gürcan, Yulaç, Mücadele Colu Yaşlar Devrim Vekilim diyor Huriye Gürcan Yulaç. Metin Seyitoğlu, Fikri Can Kayıkçı, Devrim abim doğum gününü kutlarım dedi. Teşekkür ederim. Salih Aran, emeklilik yaşı ile ilgili bir dönem yaşın geriye çekileceği ile ilgili şeyler açıkladı. İşte buydu az önce, evet. Evet, Salih Aran. Bu arada bir dipnot vereyim. Buyurun. Çalışma Bakanı da dedi ki evet biz en azından 55 olması için bir çalışma yapıyoruz dedi. Bravo. Kemal Osman Ceyhanlı, Havva Muhtaroğlu, sigortalarda yaşa takılanlarda konuşalım. Maç oynarken kuralın değişmesi gibi bir gecede değişen kararlar aynen vardır o dedi Havva Muhtaroğlu. Anlattım az önce, evet. Ahmet Tandoğdu, 2008 öncesi yatırımı olan özel sektörde çalışanların 55 yaş emeklilik haklının tekrardan kazanılmasından bahsediyor. Zaten onu da konuştuk. Evet. Su Mehmet Songur muydu? Mehmet'e de çok selamlar. Evet, Mehmet Songur'a da. Babacığınıza da çok geçmişler olsun. Sağ olun, siz aileye çok selam söyleyin. Bugün kurlarımızı okuyamadık. Sevgili Çamay, sana kurlar geldi mi? Yok, gelmedi. Sana geldiğinde zaten bana da gelir. Yarın biz kurlarımızı tekrar okuruz. Çünkü durum kritiktir bu meselede de. 37'nin neredeyse 38'e doğru gideriz Sterlin. Hadi bir espriliğinden kapatalım, evet, bu bütçede.
Türkiye Cumhuriyeti resmi verisi diyor ki 2024'te dolar kuru 36.8 olacak. Bizim Maliye Bakanlığı da dedi ki 34.8 olacak. Şimdi 37 oldu. Pardon. Evet. Türkiye 38 yok. Olacak dedi. 36.8 olacak. Evet. Şu anda 30 oluyor. Ha, dolar, özür dilerim. Dolar. Evet. Türkiye Cumhuriyeti Maliye Bakanlığı dedi ki dolar TL dediği 36.8 olacak. Öngörü ortalama, öngörü. Bizimkiler de 34.2 TL daha düşük öngördüler. Çünkü paranın değerini bizim Maliye Bakanlığı belirlediği için kurları. İnşallah Amerika'nın Federal Reserve falan bir şey olmadı. Yani bu zaten da... Özdemir Bey bakan olduğu gün Amerika'da borsa dağıldı ama bize göre ayarlarlar çünkü. Evet. Ya yani Özdemir'le bir alakası yok. Yok işte. Pembe Halil, İsmet Miralay, şaka yapıyoruz tabii ki. İsimler bizim için gerçekten önemli değil. Çok teşekkür ediyoruz sevgili Devrim Barış'ım, zaman ayırdığınız için. Her zaman. Çok sağ olun. Yarın Kıptek yeni yönetiminden bir arkadaşımız bizimle birlikte olacak. Kıptek değil, özür dilerim, Elsen. Kıptek'te örgütlü sendikamız Elsen'den. Herkese çok teşekkür ediyoruz, bizi izleyenlere çok sağ olsunlar, var olsunlar. Yarın sabah 07.30 biz yine buradayız. Hoşça kalın. Çamay Çiçek Seven size selam ediyor. İyi günler. En doğalını, en sağlıklısını sofranıza getirmek için çabalıyoruz. Çünkü bu ülkeyi ve bu ülkenin insanlarını önemsiyoruz. Nesillerdir olduğu gibi bugün de size en iyisini sunmak için buradayız. Coop Süt. Bizim markamız, bizim geleceğimiz. Na bak Mehmet amca, nedir ama hesapladığın? Anladım. Faturalar birikti, gene onları ödemeye gideceğim. Mehmet amcam, artık hiç gerek yok ki bunlarla uğraşmana. West Notifier uygulaması ile cep telefonundan tüm faturalarını ödemen mümkün. Kıptek, su, belediye ödemeleri, ev ve cep telefonu ödemeleri ve daha nice kurum faturalarını evden çıkmadan yapabilirsin. Üstelik fatura günün gelmeden bildirim de alın, unutman da. Hatta bak, sen hesaplarken faturaların ödendi bile. Sen de West Notifier'ı kullan, tek uygulamayla tüm bankacılık işlemlerini gerçekleştir. Vestel'de büyülü kampanyalar yeni yılda sizleri bekliyor. 10.800 TL'den başlayan üçlü Ankastre setler, 36.800 TL'den başlayan dörtlü Ankastre set ve buzdolabı, 29.800 TL'den başlayan beşli Ankastre set, buzdolabı ve çamaşır makinesi, ayrıca sadece 5.200 TL'den başlayan Vestel TV'lerle hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürün. Vestel'de yeni yıla özel fırsatları yakalamak için hemen Vestel mağazalarına uğrayın. Vestel, hayalinizdeki evi gerçeğe dönüştürmenin anahtarı. Alpcan Towers güvencesiyle güneşin en güzel battığı yerde, mavi ile yeşilin iç içe olduğu huzur dolu bir yaşam sizleri bekliyor.
yeni yaşam alanınızda sizlere fitness center'dan futbol sahasına, tenis kortundan su sporlarına, açık ve kapalı yüzme havuzlarından scuba diving'e, sinemadan açık ve kapalı oyun alanlarına kadar birçok aktivite ve sosyal etkinlik imkanıyla eşsiz bir yaşam keyfi sunuyor. Key West, muhteşem ödeme kolaylıklarıyla sizleri bekliyor. Alt Can Towers.